da bir gerçek ki. Eğer biz partilerdeki olayı kurulsa bile bir iyi bir çalışma yaparak ve ortak mı? Oylarıyla durumu olabilir mi? Sevgili seyirciler, Bir Bakış Açısı programından merhaba. Alman Merkez eski yönetim kurulu üyesi Tilo Sarrazin'in yayımladığı kitaptan sonra Almanya'da uyumla ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle kitabında göçmen Müslümanları hedef alan Sarrazin'i biz bugün konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Bu konuda sivil kurumları ne diyorlar? Buradaki Türkler bu konuya nasıl bakıyorlar? Ve gerçekten de Sarrazin'in dediği gibi göçmenler Almanya'da uyum sorunlarını mı yaşıyorlar? Bunu konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Size konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sayın Selahattin Saygın, Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı. Köln'den geliyorsunuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sayın Bernhard von Grünberg, Eyalet Milletvekili. Bonn'dan geliyorsunuz, hoş geldiniz. Willkommen. Willkommen. Sayın Yaşar Alan, siz de hoş geldiniz. Bize bugün tercümede yardımcı olacaksınız. Sayın Profesör Doktor Bülent Uçar, öğretim üyesi, Osnabrück'te öğretim üyesisiniz ama siz burada yakın bir yerden geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sayın Doktor Hıdır Akbaş, teknik direktör, Köln'den geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Selahattin Bey, çok önemli bir konuyu bugün değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Almanya'da birkaç hafta önce bir kitap yayınlandı ve her tarafta bu kitap tartışılıyor. Almanya'nın neredeyse günlerdir gündemini bu kitap belirledi. Ve bu kitap özellikle de göçmen Müslüman Türkleri veya göçmen Müslümanları hedef alan bir kitap eleştiriyor. Siz bu günleri nasıl yaşıyorsunuz? Bu konuda ne diyeceksiniz? Teşekkürler. Nasıl yaşıyoruz? Tabii ki bir sivil toplum kuruluşunun içinde idareci, başkan, yönetici olursanız bu sıkıntılar en çok sizi bulur, gelir. Yani mensuplarınız, vatandaşlarınız, bu işin mağdurları ister istemez daha çok sivil toplum kuruluşlarının idarecileriyle muhatap oluyor. Tabii bu tesadüfü bir sefere mahsus ortaya çıkmış bir hadise değil. Çok, yani çok konuşuluyor mu sizle? Her ay veya 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, 1 sene mutlaka hiç boşluk yoktur. Düzenli olarak biz Türkler, Müslümanlar mutlaka irdelenen ve mutlaka hakarete maruz kalan tavırların muhatabıyız. Bu sadece Almanya için değil, bütün Avrupa için ve bütün Batı ülkeleri, hatta Amerika'dan benzeri birçok ülkede bu tür olumsuzlukların muhatabı en çok biziz. Yani bizim bir kısım eksiklerimizle uğraşılmıyor. Yani bizim değerlerimizle uğraşılıyor, inançlarımızla uğraşılıyor. Yani kitabımızı yakmak isteyenler ortaya çıkıyor. Bunu 3-5 tane cahilin ortaya çıkıp işte ben Kur'an-ı Kerim'i yakacağım deyişi değil. Yani neticede din adamı, ilahiyatçı, eğitim görmüş bir insan, esasında ilahiyatçı bir insanın vazifesi toplumu mu sevgiye, kardeşliğe götürmektir. Ama öyle değil. İsrarla Müslümanlara hakaret olsun diye onların kitabını yakacağını iddia ediyor. Hı hı. Bu ister istemez sadece bunu Amerika'da söyleyen insanın Amerika'da söyleyince Amerika'da kalmıyor. Dünyanın her tarafına yansıyor. Yani bakıyorsunuz. Bu noktada insanlar ayaklanıyor, bir kısım yanlışlar yapıyor, kendilerine zarar veriyor, başkalarına zarar veriyor. Hı hı. Demek ki bu, yani şimdi Sarrazin'e baktığınız zaman, Tilo Sarrazin'e, yani şunu görüyorsunuz, bir anda Almanya'nın gündemine oturmuş oldu. Yani Almanya'da, Avrupa'da artık televizyon programları da futbolun dışında fazla cazibesi kalmadı. İşte kitapçılar da öyle çok fazla kitap satmıyor. Ama bir anda bir insan bir millete hakaret edince veya bir dinin mensuplarına hakaret edince Almanya'da kitapçılar dolup taşıyor. Kitapları on binler, yüz binler satıyor. Ama
televizyon programlarına insanların en çok maçtan sonra kilitlendiği şey, Müslümanlar aleyhine bir program yapılıyorsa birileri o akşam mutlaka Batı ülkelerinde o programı takip ediyor, Batı ülkelerinin insanları. Ya bu böyle olmamalı. Bu bir çirkin bir harekettir. Yani ben... Sizi rahatsız eden nedir yani bu kitapta özellikle? Yani benim değerlerime bir saldırı olursa tabii ki bundan ben de benimle aynı değerleri paylaşan insanlar da bundan rahatsız olacaktır. Ben diyorum ki insanların hakikaten inançlarıyla uğraşmak kadar çirkin bir hadise olamaz. Yani biz ister o inancı din kabul edelim, ister kabul etmeyelim ama o bir toplumun, bir topluluğun dini ise, inançları ise asla onun değerlerine karşı saygılı olmak durumundayız. Bu konuda diyorsunuz mutlaka yani burada yaşayan göçmen topluluklarına saygı göstermek gerekir. Eleştirilerin sınırları da olmalıdır diyorsunuz o anlamda. Biz buraya istekle geldik. Biraz da kendi rızamızla geldik. Burada bulunmaktan dolayı bir rahatsızlığımız, yani bu ülkeye karşı bir tavrımız, bir tutumumuz asla olamaz. Biz, Türkiye bizim ana vatanımızdır. Ama Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa buralarda ikinci vatanımızdır. Yani burada yaşamayı seviyoruz. Buralı olmayı arzu ediyoruz. Ve buranın idarecilerine karşı, buranın inançlarına karşı, geleneklerine karşı, örf ve adetlerine karşı, kültürüne karşı saygılıyız. Ama kendi değerlerimize de bağlı kalmak istiyoruz. Yani şu değil, işte biz mutlaka karşı tarafı sevgimizin göstergesi kendi inançlarımızdan feragat etmek değil. Kendi evet. değerlerimizden vazgeçmek değil. Bunu herkes böyle bilmeli. Herkes böyle de yaşamalı ayrıca. Eyvallah. Ben diyorum ki yaşar veya yaşamaz. Evet. Ama bir başkasının inancını beğenmeme hakkı vardır. Hatta, ama hakaret etme hakkı yoktur. Bir şey daha söyleyeyim. Siz dediniz bizim işte vatanımız Türkiye ama ikinci vatanımız ama çocuklarımızın vatanı da burası birinci vatanı. Onu öyle kabul etmek lazım. Ben diyorum ki o burası kim alanında birinci... söylüyorum. Eyvallah. Yani burada sahiplenme bakımından söylüyorum. Ben de diyorum ki eyvallah bunun aksini düşünmüyorum ama bundan sonraki nesil kendi kararını verecektir. Ama Türkiye ister istemez onu cezbeden tarafları fazladır. Yani şudur artık benim birinci tercihim odur. İkinci tercihim budur. Bizim ama çocuğumun birinci tercihi burasıdır. İkinci tercih orası, ona niçin ikinci tercihin demem, dememeliyim. Yani ben bu memleketi hepimiz sevmek ve kabul etmek durumundayız. Şimdi bu memlekette yetişen çocuklarımıza baktığımız zaman, yani mesela şu denebiliyor. İşte Türkler işsiz, işte verimsiz, bilgisiz, cahil. Ben de diyorum ki, Almanya gibi bu kadar gelişmiş bir ülkeyi cahil bir topluluk nasıl elde edecek? Öyle iddia ediliyor ya. Ya biz bu ülkeyi nasıl işte alıp falan işte Almanya'yı Almanya olmaktan çıkaracağız? Böyle bir şey saçmalıktır. Doğru değildir. Hayır, daha öte gidince yani bu aptal Türkler Almanya'yı bugüne buraya nasıl getirdiler? O zaman o soruyu sormak lazım. Evet. Aptaldıysa bunlar o gün İşte geçmişe baktığınızda buraya neden, niçin getirdiler? O soru da ona sorulmak gerekiyor. Ben hemen bir şeyle tamamlayayım. Hıdır Bey yardımcı oldu konunun daha çok açılmasına. Türkler bir gece, bir akşam yatsalar, sabahtan hepsi kalktıklarında yüksek tahsil yapmış, akademisyen ve başörtülerinden, inançlarından, her şeyinden de vazgeçmiş olsalar ama yine Müslümanım deseler. Acaba... Bu kadar lisan, bu kadar eğitim, hepsi var olsa ama yaşanan inançtan da vazgeçtiklerini söyleseler kabul görecekler mi? Yani bu memlekette inançlarını sadece yaşayanlar kabul görmüyor,
yaşamayanlar kabul görüldüğü söylenemez yani. Evet. Böyle bir şey de vardır, bir halde vardır. Yani. Selahattin Bey, ikinci bölümde derinlemesine konuşacağız. İsterseniz devam edeyim ben. Şimdi Berat von Grünberg aynı zamanda Tilos Sarazi'nin bulunduğu partinin üyesi ve bizim eyaletimizde meclis grup sözcüsü, yani göçmenlerden sorumlu, uyumdan sorumlu. Acaba nerede, hangi yanlış yapıldı ki bu bugün bu tartışmaları yapıyoruz? Çünkü göçmenlerin uyum sağlamadığını yoldaşı, SPD'de öyle derler, yoldaşı böyle savunuyor ve Sarazi'nin üyeliği de tartışılıyor. Ama Sarazi'nin milyonlarca yani kitabı hem satılıyor hem gittiği salonlar doluyor. Sayın Berat von Grünberg bu olayı nasıl karşılıyor? Ya, das ist ein ganz ärgerliches Buch, selbstverständlich. Und wir versuchen ja auch als SPD ihn auszuschließen, da komme ich gleich nochmal drauf. Das Interessante ist natürlich, dass er so einen großen Verkaufserfolg hat und dass viele Menschen darauf reagieren, die offensichtlich ja, Ängste haben. Das ist ja nichts Neues. Angst vor Fremden gibt es überall in der Welt, sicherlich auch in der Türkei. Und wir haben sogar noch Glück in Deutschland, weil das sich nicht zu Parteien, bisher jedenfalls zu nennenswerten Parteien, im Gegensatz zu Holland zum Beispiel oder auch in Frankreich und in ja, vielen anderen, auch in Italien, das sind ja alles Länder, wo die Fremdenfeindlichkeit sich noch parteimäßig organisiert hat, wo das Problem sehr viel gravierender ist. Gleichwohl muss man sich natürlich auseinandersetzen, woher kommt das eigentlich, dass so viele Leute so schnell Vorurteile, meines Erachtens Vorurteile, überwiegend so ja, aufnehmen und sagen, ah, die Politik hat nicht genügend getan. Wir haben das, was hier beschrieben wird, ist meines Erachtens ein gravierendes soziales Problem. Wir haben in Deutschland eine immer weitergehende Schere zwischen Arm und Reich. Da haben im Übrigen Banker auch dran Schuld. Der Herr Sarrazin ist ja Banker. Daran schuld, dass die Schere immer weiter auseinandergeht. Und wir haben ein allgemeines Problem, dass wir viele nicht gut ausgebildete Menschen haben, die bildungsfern sind, wie man das so ausdrückt, und die ja immer weniger lesen und schreiben können und die immer weniger geeignet sind, bei dem immer komplizierter werdenden deutschen Arbeitsmarkt zum Beispiel erfolgreich zu überstehen. Da sind viele Migranten dabei und da haben die Leute Angst vor. Es wird aber so getan, als ob Politik da nichts gegen tun würde. Wir bemühen uns intensiv, selbstverständlich in dem Bereich was zu tun, sicherlich noch zu wenig. Das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Situation, die Frage nämlich der Schere, die weiter auseinandergeht. Und was machen wir eigentlich mit immer mehr Menschen, die nicht richtig mitkommen? Das ist eine entscheidende Sache. Da müssen wir sehr viel mehr tun. Da versuchen wir auch intensiv durch Schulpolitik, durch Schule, durch Veränderung der Schule, durch Veränderung von Kindergärtensituationen daran zu arbeiten. Und ich weiß ja auch, dass viele Migranten intensiv sich bemühen, auch diesen Weg zu schaffen. Es gibt sicherlich auch Leute, die haben Angst auch vor Schule. Und die trauen sich nicht, ihre Kinder dorthin zu bringen und zum Beispiel an diesem Bildungswettbewerb, den wir haben, richtig teilzunehmen. Das können sie manchmal auch nicht, weil wir natürlich Defizite haben, zum Beispiel im Bereich der Sprachunterrichte, die wir den Leuten anbieten. Es gibt ganz viele Leute, die eben nicht genügend Sprache können. Und das liegt aber auch daran, weil unsere Kurse bisher zu wenig waren und zu weit weg von ihnen, von dieser selbst von der Gesellschaft. Da müssen wir sehr viel tun, nicht nur bei den Migranten, sondern auch bei Menschen, die deutsch sind und die, sagen wir, aus der Unterschicht kommen. So, dass es bei den Türken zum Beispiel sehr viele Leute geben, die nicht lesen und schreiben kommen, liegt eben daran, dass wir Menschen hierher geholt haben, die arbeiten wollten und die haben einen Job gesucht, den es in der Türkei damals nicht gab. Und das waren eben oft auch Menschen, die nicht hinreichend ausgebildet waren. Und dieses Problem haben wir jetzt auch mit ihren Angehörigen. Und ich kann nur sagen, in Zukunft wird es ganz viele Jobmöglichkeiten für alle geben, weil die Generationen sich ja verschieben. Es wird sehr viel mehr Jobmöglichkeiten geben. Das heißt, in Deutschland hat eigentlich jeder eine Chance, auch sein Leben zu meistern.
Und diese Chance kann jeder ausnutzen. Und deswegen kann ich immer nur an alle, die uns auch zusehen, appellieren, nutzt diese Chance, in Deutschland mitzukommen, sich auszubilden. Dann habt ihr auch einen Beruf und ein selbstbestimmtes Leben. Und ihr müsst nicht abhängig sein von irgendwelchen Sozialhilfeleistungen oder Arbeitslosenleistungen. Eigentlich werden wir in Zukunft, werden alle eine große Chance haben, wenn sie sich entsprechend beteiligen. Ich werde das übersetzen. Ben bunu öncelikle tercüme etmek istiyorum. Tabii bu bizi çok kızdıran bir durum. Kitabının bu kadar satılması, yani beklemiyorduk diyor. Bunun nedeni de özellikle çok Almanya'da korkuların, ön yargıların olduğunu biliyoruz. Sırf ama bizim ülkemizde değil, diğer Avrupa'nın belirli ülkelerinde de bu ön yargılar var dedi. Özellikle siyaset eleştiriliyor. Bu konuda yeterince siyasetin çok şeyler yapılmadığı söyleniliyor ama bence bu doğru değil. Biz bu konuda gereken çabaları yapmaya çalışıyoruz. Belki eksikliklerimiz mutlaka var dedi. Ama Sarrazin aynı zamanda kendisi bankacı dedi. Yani bu alandan geliyor. Bence bu sorun sosyal bir sorundur. Yani Almanya'da alt tabaka ile üst tabaka arasında bir nedir? Açılım var dedi. Günden güne yani yoksullaşan insanlar var ama aynı zamanda zenginleşen insanlar var. İşte menajer tartışmasını dile getirmekte yarar var dedi. Çocuklara yönelik eğitimde önemli dedi. Zaman ayırmak gerekir. Bu konuda destek vermek gerekir. Çaba göstermek gerekir. Hem okulda hem çocuk yuvasında büyük çabalar gerekiyor. Diğer önemli bir konu da dil olayıdır. Yani Almanca'nın iyi öğrenilmesi gerekir. Birinci kuşakla ilgili geldiklerinde okuma yazmayan bilmeyenler vardı aralarında. Ama aynı şeyi Almanlar için de söyleyebiliriz dedi. Almanya'nın iyi okumuş, yetişmiş, öğrenim görmüş ama aynı zamanda meslek alanında öğrenim görmüş insanlara ihtiyacı var dedi. Ve biz de bu konuda çabalarımızı devam ettireceğiz dedi. Siyaset bu konuda sorumluluğunu yerine getirecek. Bu çabalar Sarrazin diyor, bu çabalar işe yaramıyor. Çünkü Almanya'da diyor 3. 4. kuşak yetişiyor ve yapılan bir araştırmaya göre kendisi söylemiş. Benim yarım işte istatistikten oluşuyor diyor. Ben bugün onun istatistiklerin çoğunu dile getirmeyeceğim ama %78 böyle bir ilginç bir istatistik var. Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kendi başbakanı görmüyor. Burada yaşayan 3. 4. kuşak ve buradaki yaşayan yabancıların, özellikle Müslümanların bu ülkeye entegre olmak istemediklerini iddia ediyor. Yani kendilerini buraya ait hissetmiyorlar diyor. 3. 4. kuşak burada büyümüş olmasına rağmen siz bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi böyle bir istatistik var mı yok mu onu bilmiyorum. Var, ama burada var kitapta olduğunu, var. Evet, var olduğunu kabul edelim ve bu istatistik verinin doğru olduğunu kabul edelim. Böyle bir durum var ise şu soruyu sormak lazım. Yani %78 oranında Müslüman gençler veya Türkiye kökenli gençler veya nasıl isimlendirecekseniz onu. Özellikle burada, Müslüman, Afrika'dan yani Müslüman gelen, diyelim. Orta Doğu'dan ve Türkiye'nin Müslümanları evet. buraya entegre olmak istemiyor diyor Sarrazin'in önemli tezlerinden bir tanesi. Bunun doğru olduğunu varsayalım. O zaman evet. soruyu şöyle sormak gerekir. Bunun sebebi nedir? Niçin? Demek ki karşı tarafta sizi kabullenmek istemeyen bir durum var ki sizde de böyle bir his oluşmuş. Eğer bu evet. doğruysa, ki ben bunun doğruluğuna inanmıyorum açıkçası. Şimdi az önce konuşmacılar buradaki Müslümanların akademisyen kökenli olmadığını, daha çok işçi sınıfına ait olduğunu vesaire söylediler. Okuduklarında, akademisyen olduklarında meslek bulmada daha durumları iyi mi? Yani bu soruyu da sormak lazım. Çok çeşitli araştırmalar Müslüman kökenli, Türkiye kökenli, Arap kökenli şahısların akademisyen dahi olsa iş müracaatlarında bu isimlerle müracaat ettiklerinde işe alınma şanslarının çok daha düşük olduğunu ispat etmiş durumda. Dolayısıyla buradaki suçu sadece Müslümanlara veya Türklere yamamak bence eksik bir veri. Bir de buna ilaveten Thilo Zarathy'nin olayı aslında Thilo Zarathy'nin birçok insanın düşündüğünü, hissettiğini ifade etti, dillendirdi. Bu önemli bir veri. Tabii Thilo Zarathy'nin ırkçı bir adam. Yani bunu çok açıkça böyle net söylemek lazım. Kendisinin okumuş bir banker olması onun söylediklerinin doğruluğunu ifade etmez. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Tezlerinden dolayı mı? Bunu şuna dayandırarak söylüyorum. Bakın,
Konrad Adenauer Vakfı'nın 2001 yılında yapmış olduğu bir araştırma var. Almanya'daki Türk kökenli insanlar üzerinde. Çeşitli sorular soruyorlar Almanya'daki Türklere. Bir, dindarlık oranlarıyla ilgili. Çünkü Zarate'nin temel tezi şu. Bir insanın din bağı Müslümansa, İslamsa, bu insanlar genelde özellikle Türkiye ve Arap kökenli ise bu insanlar gerizekalı, topluma entegre olmayan insanlar. Yani temel tezi bu. Şimdi bunun böyle olmadığını bize yine istatistiki veriler söylüyor. Konrad Adenauer Vakfı'nın yapmış olduğu bu çalışma şunu gösteriyor. Bir, Türkiye'den gelen insanların yaklaşık %90'ı kendisini dindar olarak tanımlıyor. Öyle veya böyle. %47'si çok dindarım diyor. %40'ı dindarım veya daha çok dindar sayılırım diye ifade ediyor. Dindar değilim diyenler %10 nispetinde. Aynı kişilere şu sorular soruluyor. Demokrasiye bakışınız nedir? İnsan haklarına bakışınız nedir? Din hürriyetine, fikir hürriyetine bakışınız nedir? Aynı sorular Alman kökenli insanlara da soruluyor. Bütün sorularda olumlu verilen cevaplar Türkiye kökenli insanlarda Alman kökenli insanlardan daha yüksek. Demek ki dindarlıkla, din bağı ile demokrasiye, bağlılık, sadakat, insan haklarına yaklaşım konusunda doğrudan bir ilişki yok. Thilo Zarate'nin kurduğu gibi. İkinci olarak Thilo Zarate'nin diyor ki işte Türkiye'den gelen insanlar veya Müslüman kökenli insanların entegrasyona yönelik ilgileri yok. Eğitim seviyeleri düşük. Burada şu soruyu sormak lazım. Şimdi İslam ülkelerinden Almanya'ya gelen insanlar, bakın önümüzdeki yıl 50. yılı kutlayacağız. Evet. Hangi sınıftan oluşuyorlar? Zamanında doktor, mühendis, avukat mı çağırdı Almanya'ya? Hayır. İnsanların dişine bakarak işçi sınıfını ait olmak üzere köylü çocuklarını çağırdılar. Yani Türkiye'den gelen insanlar Ankara'yı, İzmir'i, İstanbul'u görmeden Anadolu'nun köylerinden geldiler. Berlin'i, Köln'ü gördüler. Dolayısıyla buradaki Türkiye kökenli, Müslüman kökenli insanların gelişimine, eğitim gelişimine, entegrasyona yönelik gelişimini test etmek için Alman kökenli toplumun geneliyle Türkiye'den gelen, İslam ülkelerinden gelen insanların bugününü kıyas etmeyeceksiniz. Bu yanlış bir kıyas olur. Ne yapmak gerekir? Son 40 yılda, önümüzdeki yıl 50. yılı kutlayacağız. Son 50 yılda Türkiye'den gelen insanlar nasıl bir gelişim gösterdiler? Geldiklerinde toplumun en aşağı sınıfıydılar. Yani her bakımdan gelişim itibariyle vesaire bugünlerdeler. Buna bakmak lazım. Buna baktığımızda bütün toplumsal veriler pozitif yönde. Bir de şunu söyleyeyim son olarak. 2005 ila 2020 yılı arasında Almanya %20 oranında öğrenci kaybediyor. Bütün okullar için söylüyorum bunu. Yani hiçbir şey yapılmasa her okulda ortalama %20 öğrenci kaybedilecek. Yani toplum gittikçe küçülüyor doğum aşağıdan doğru. Doğum oranından dolayı tabii, diyorsunuz. Tabii doğum oranından dolayı. Şu an 1 milyon civarı Müslüman öğrenci var Alman okullarında. Sadece şu eyalette Kuzeyden Vesfalya'da 330 bin öğrenci var. İlk okullarda %14-15. Thilo Zarate'nin dediğini kabul edersek en büyük sorun teşkil ediyor onun için. Alternatif nedir? Yani 1 milyon Müslüman öğrenciyi ırkçı bir yaklaşımla bu okullardan alsak memleketlerine, tırnak içinde memleketlerine, ben de o görüşe katılıyorum. Yani burada doğmuş, büyümüş bir insan için burası onun için memlekettir. Kesinlikle. Türkiye'de yani tabii ki bizim gönül bağımız var. Türkiye'de bizim vatanımız. Ama kimlik ayrı şey. Tabii. O kimlik sayılır. Biz burada doğduk, büyüdük. Yani şimdi siz bir balı denizden alacaksınız. Diyeceksiniz ki burası senin memleketin değil. Hayır. Burası, ben burada doğdum, büyüdüm. Evet. Burası ne kadar Klaus'un, Peter'ın memleketi ise o nispetle de benim memleketim. Çünkü ben burada doğdum, büyüdüm. Bu toprağın ortağıyım. İyi günde, kötü günde biz buraya aitiz. Evet. Öyleyse ırkçı bir yaklaşımla bu insanları okullardan alsanız, memleketlerine tırnak içinde gönderseniz ne olacak? 1 milyon öğrenci azalacak. %20 nispetinde azalacak dedim ya. O zaman o oran %30'a, %40'a düşecek. Bu Almanya için felaket olur. Öyleyse sorunlar yok mu? Var. Yapılacak, yapılması gereken iş. Yapılması gerekenler isterseniz onu birazdan söyleyelim. Peki. Biraz seyircilerimizi de heyecanlandıralım. Emniyetle. Hepsini söylersek şimdi. Sayın Doktor Hılır Akbaş, şimdi spor alanında özellikle burada büyüyen gençler yapılması gerekeni sanıyorum yaptılar. Üçüncü Dünya Kupası'nda değil mi? Dünya Kupası'nda evet. Üçüncülüğü getirdik Almanya'ya. Ne diyeceksiniz? Bunu Saraz'ın kitabında hiç dile getirmiyor. Yani spor alanında gösterilen başarıları ya, hiç anlatmıyor. Tabii şimdi sporcular aynı zamanda politikayla ilgilenmeseler ama politikayı kendileri yaşadıkları için şimdi insanın iki türlü gözlüğü vardır. Biri işte normal
gün içerisinde taktığı bir gözlük vardır. Görür, o şekilde yorumlar. Ama asıl insanın gözlüğü derinde yatan, vicdanında, beyninde, yüreğinde yatan gözlük. Orada insanları nasıl görüyor? Görürken de onu işte gece evine geldiğinde, ışıkları söndürdüğünde hangi muhakemeyi yapıyor? Şimdi bu sporcularda biraz daha nettir. Sporcular genelde işte olaylara sağduyulu baktıkları için onlar yorum yaparken de daha doğrusu analiz yaparken de olduğu gibi meseleleri analiz ederler. Sarazin gözlüğünde sizi hiç görmemiş ama yani yoksunuz. Yok zaten. Ona geleceğim, ona geleceğim. Zaten onu görmüş olsaydı bugün atıyorum demin kardeşimin de söylediği gibi. Evet. Şimdi 1960'lı yıllarda gelen insanlar hepsi genç 24-25 yaşlarında gelen insanlardı. Bunların işte başına, etiketine, diplomalarına bakılmıyordu. Bunların iç gücülerine, gücüne, kuvvetine bakılıyordu ve onlar o şekilde geldiler. Gelirken de bunlar daha doğrusu o zaman yani modern köle diyebileceğim şekilde alındılar. Ve bugünkü problemler ta o dönemlerde belliydi. Fakat bunlar o dönemde dile getirilmeden yalnız onların güçleri satın alındı. Ve nasıl olsa gün gelir biz bunları tekrar geldikleri gibi göndeririz. Hal böyleyken böyle olmadı. Şimdi demin de yine dostumun dediği gibi bizim vatanımız Selahattin Bey'in vatanımız Türkiye. Ama bizim çocukların vatanı burası. Biz Avrupalı olacağız ama Anadolu çocuğu da kalacağız. Yani kimliğimizden de ödün vermeden hem burada uyum sağlayacağız hem bu ülkeyi koruması nasıl gerekiyorsa biz de koruyacağız. Şartlar neyse o şartlar altında maksimal bütün imkanları kullanarak ben Anadolu'da çektim bir köyden geldim. Tunceli'den, Ozat'tan geldim. Almanya'nın dünyanın en büyük üniversitesini okudum kendi imkanlarımla. Teknik direktör oldum. Doktoramı yaptım. Ve Almanya'da aynı zamanda da çalıştım. Şimdi ben aptal olmuş olsaydım. O zaman yani onun tezine göre bir sporcu olarak. O zaman bu mesafeyi nasıl kat ederdim? Ve buraya nasıl geldim? Bu ülkenin dilini öğrendim. Ama ben bugün uluslararası düzeydeki yarışlarda Avrupalı olduğumu ama Anadolu çocuğu kaldığımı da bildiğim için hem burada dimdik ayaktayım, hem köyümde hem vatanımda. Dolayısıyla da benim için önemli olan bu şekildeki bir vatandaşın bu tezleri işte o ikinci gözlük dediğim vicdan gözlüğü ya da beynindeki, yüreğindeki bir insanı tarafsız bir şekilde değerlendirerek bu problemleri getirirken eğer görüyorsam sınıfta bir öğretmen olarak bir öğrenciyi onun problemlerini çözmüyorsam, sokakta bir polis olarak vatandaşla tarafsız davranmıyorsam, fabrikada bir patron olarak işçime imkanları yaratmıyorsam, işin yanı sıra bir saatte, iki saatte Almanca öğrenmesi için buradaki şartları, kanunların, okul sistemini, eğitimini daha iyi öğrenmesi için, gelecekte de çocukların daha iyi yetiştirmesi için böyle bir imkanlar var ki bunlara çözüm bulmazken yoksa bu şekilde, böyle basit bir şekilde işte birilerini karalamak çok güzel atasözleri var. Her ne olursa olsun önce kendine başla. Şimdi ben kendimde başlamadan başkasını bu şekilde suçlarsam yani bunu tartışacak hiçbir tarafı yok. Hatta bir spor teknik direktör olarak dünya futbol maçlarına baktığımızda şimdi Almanya takımına bakıyoruz. İlk 11'de baktığın zaman 9 yabancı bu işte Polonyalısı var, İspanyolu var, Portekizi var, Türkü var, bilmem Brezilyası var. Yani bu çocuklar anne babaların bir parçası o vatanlardan gelen orada doğmuş. Ama bir parçası da burada doğmuş onun çocukları. Mesut Özil'in mesela yani finale taşıdı Almanya'yı değil mi? Bu oldukça ya çok önemli. Ya yalnız tabii Mesut Özil değil. Şimdi Mesut Özil tabii aklıma... kendi çocuğumuz olduğu için Mesut Özil de ayrıca ben kendim 2 yılda kendim bizzat onun bütün eğitimle ilgili çok babası da çok iyi bilir. Bizim milli takıma gitmesi için de bir sürü çalışmalar oldu. Neyse onu geçelim. Ama söyleyin yani sizin de emeğiniz var bugün. Hayır emeğimiz var ama emeğimiz bugün bu şekilde. Bugün biraz anlatacağız ne yaptık Almanya. Hıdır Bey biraz anlatmamız gerekiyor çünkü Sarazin kitabında şunu söylüyor. Bu kadar diyor sosyal devletimizden yararlanıyorlar ama bir sefer teşekkür bile etmiyorlar. Paramızı yiyorlar, pulumuzu yiyorlar. Oraya gideceğim şimdi. Siz de anlatın, Almanya'ya katkımızı anlatın. Ben şimdi oraya gideceğim. Mesut, Mesut Özil tabii bizi bu şekilde Türkiye milli takımında oynamaması bizim için kayıp değil. Hatta Türkiye'yi bu şekilde her alanda daha iyi temsil ediyor. Dünya kamuoyunda temsil ediyor. Bu bizim için büyük bir gurur. Bir de ayrıca da burada doğduğu için Almanya milli takımında da yani şey yapıyorsa bu Tilo Serez'in tam tezlerin tam dışında olan bir şey. Bir şey daha çok önemli bir şey daha söyleyeyim.
Şimdi Almanya eğer onun yine Tilo Sarezi'nin tezine bakarak Almanya eğer Hitler'in bırakmış olduğu gibi bugün spor olmasaydı, futbol olmasaydı belki Almanya'nın uluslararası dünyadaki imajı hala ne olurdu? Ama ne oldu? Neyle yıktılar? İşte onu yine futbolla yıktılar. Örneğin Dünya Kupası'nın Almanya'daki başarısı, bu başarıda Almanların gerçekten Hitler'in bırakmış olduğu tam tersi olan, sempatik ve baktığınız zaman işte eğer Türkiye yoksa Türklerin Almanlarla birlikte bir Alman takımını Türk kahvesinde destekledikleri, Alman takımında destekledikleri Alman kahvesinde, hatta yabancıların diğer kahvelerinde bir araya gelerek buradaki bütünleşmenin, buradaki bu entegrasyonun en büyük örneğidir ve tezinin de yine karşılığı tersidir. Şimdi bunu görmeyen bir insan hiç düşüp de bu gözlükle bakmadığına göre, tarihi bilmeyen bir insan üst düzeyde bu hükümetin üst düzeyinde çalışmış bir vatandaşın bu şekildeki tezleriyle bütün yabancıları, hatta Türkleri ve Arap Müslümanların genelde evet. Müslüman toplumun gençleri Müslüman bir araya getirerek buna baktığımızda hem tarihe hem bugüne baktığımızda tezlerin hepsi de zaten bu şekilde çürüyor. Yani baktığınız zaman entegrasyon, spor entegrasyonun motorudur. Bakıyorsunuz Almanya'nın Hitler'den sonraki bu negatif imajını yine dünya kupalarındaki 2006'daki bakıyorsunuz yine milli takım futbolcuları içerisinde oynayan yabancılar ne yapmıştır? Bunu legeze etmiştir. Kadir Bey, bence bunu Sarazin'e yazmanızda yarar var. Çünkü kitabında buna hiç yer vermemiş ama Sarazin bu kitabı neden yazmış? Bunu ikinci bölümde sevgili seyirciler derinlemesine konuşacağız. Kısa bir aramız var. Sevgili seyirciler, ikinci bölümdeyiz ve Sarazin'le devam ediyoruz. Çünkü Sarazin kendisi Sosyal Demokrat Partisi'nin üyesi. Çok uzun yıllardan beri ve şu an üyeliği tartışılıyor. Ama SPD içerisinde çok büyük tartışmalar var. Çünkü üyelerin çoğunluğu, basından böyle izliyoruz, üyeliğin düşürülmesini istemiyorlar. Siz Sarazin'in neden üyeliğin düşürülmesini istiyorsunuz ve siz özel ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ja, also erstmal bin ich ihn persönlich sehr ärgerlich. Das ist ein Banker und die Banker sind eigentlich diejenigen, die am meisten von dieser Schere, von der Reich- und Armschere zu verantworten haben. Das ist einer, der viel Geld verdient und jetzt auch noch eine Abfindung gekriegt hat, die zeigt, dass er vor allen Dingen hinterm Geld her ist. Und das ist einer, der gleichzeitig immer gesagt hat, ich verstehe gar nicht, warum die Leute mit ihrer Sozialhilfe von 350 Euro nicht auskommen im Monat. Das heißt, anderen Leuten sagen, die sollen mal einen warmen Pullover anziehen, selber aber hinter Geld her sein. Ist klar. Dazu ist er ein Fundamentalist. Das, was er den anderen vorwirft, ist ein Fundamentalist. Mhm. Wir wollen den nicht ausschließen, weil der was Kritisches über Integration gesagt hat. Das kann man selbstverständlich diskutieren. Das Problem an ihm ist ja, dass er eine schreckliche These aufstellt, nämlich eine These, die der Rassenideologie entspricht, nämlich zu sagen, die dummen Leute produzieren dumme Kinder und es bringt gar nichts, da Geld noch reinzustecken. Bei denen, die sind sowieso blöd und wir müssen so eine Art von Zucht machen, indem wir nämlich hingehen und sagen, wir geben Akademikerfamilien noch 50.000 Euro, damit sie noch mehr Kinder machen. Das heißt, er hat dieselben Zuchtthesen, die eben fatal in diesem Jahrhundert oder im letzten Jahrhundert zu schrecklichen Ergebnissen geführt haben. Und das ist für Sozialdemokraten oder keinen Demokraten heutzutage erträglich, dass solche Thesen gesagt werden. Und deswegen schließen wir ihn aus, weil sie wirklich grundlegend sich gegen sozialdemokratische Vorstellungen wenden und nicht nur sozialdemokratischen, gegen demokratische Vorstellungen. Und das ist eben einfach unsäglich. Und da kann er nicht hingehen und sagen, ja, so habe ich das gar nicht gemeint. Dass, wenn er das jetzt sagt, dann hat er eben nicht genügend darüber nachgedacht. Mhm. Das Schlimme ist, das geht nicht. So, und es wird leider der Eindruck erweckt in der Öffentlichkeit, wir wollten ihn ausschließen, weil er was Kritisches über Integration gesagt hat. Das ist Unsinn. Wir wollen ihn ausschließen, weil er grundsätzlich andere Gedankenweise wie die Sozialdemokraten haben oder überhaupt jegliche Demokraten. Und da schäme ich mich für ihn, dass einer, der in Deutschland Karriere gemacht hat, immer auf Kosten des Staates, denn er hat immer auf viel Kosten Geld. Kosten von Ausländern besser gesagt. Auf Kosten von Ausländern sicherlich auch, die diese Staatskosten mitfinanziert haben, mit ihren Steuergeldern, dass so ein Mensch solche Thesen heutzutage noch vertritt. Partimde Sarazin gibi birisinin olmasından büyük utanç duyuyorum. Çünkü onun tezleri ne sosyal demokratlara ne de bir demokrata yaşayacak tezlerdir.
bugüne kadar devletin parasıyla yaşayan hem kendisi memur hem devlet memuru hem siyasette birçok hem bankacı para kazanmış ama bugün diğer toplumları, alt tabakaları yani kötü şekilde eleştiren tezleri var. Bir de yani genle ilgili bazı genlerde üstün geri zekalı genler var. Eğer bu gen insanlar çocuk yaparsa geri zekalı çocuklar Almanya'da çoğalır. Onun için daha çok akademik iyi geni olan insanlar çocuk yapsınlar. Almanya'nın geleceği açısından çok önemli deniliyor. Biz bu tür tezleri, bu tür ırkçı tezleri yaşadık ve bizim son yüzyılda da sırf Almanya değil dünyanın başına büyük korkunç işler açtı. Büyük acılar yaşadık bundan dolayı. Bunun için böylesi bir adamın bizim partide yer almasını istemiyorum. Aynı zamanda biz Sarrazin'i yeni tanımıyoruz. Çünkü ondan önce de sosyal yardım alan insanlara yönelik, 350 euro alan insanlara yönelik enerji parası verilmesin, hırka giyinsinler, bununla da tasarruf yaparız demişti. Yani bu yeni bir şey değil. Onun için bu adamın partiden atılması gerekiyor. Ich wollte noch was sagen zu dem Kollegen mit der Frage des Islam in Deutschland. Es ist so, dass es ganz gefährlich ist, wenn die Menschen jetzt so die Reaktion haben, alle haben was gegen den Islam und deswegen ist das ganz schrecklich und ich fühle mich hier verfolgt in irgendeiner Form. Erstmal, ich möchte noch für Verständnis dafür werben, dass natürlich viele Leute, die im Fernsehen irgendwelche schrecklichen Dinge, Bombenattentat und so weiter hören, das immer wieder assoziieren mit dem Islam. Da muss man sich nicht wundern, wenn solche Meldungen kommen, dass immer Leute Ängste haben, weil sie nicht hinreichend informiert sind. Das ist nun leider so, dass das die Information über den Islam ist. Deswegen kann ich immer nur allen bitten, gehen Sie auf die Kollegen zu, laden Sie die Menschen in die Moscheen ein, damit sie verstehen, was das ist. Dass es nämlich eine gemeinsame Wurzel der Religion gibt, auf die wir alle stolz sein können und wo eigentlich keine Begründung dafür ist, dass es solche schrecklichen oder immer solche schrecklichen Auswirkungen hat. Deswegen wäre es ganz schwierig, wenn die Gesellschaft sich das wegschließen würde oder innerlich wegschließen würde. Ich kann nur sagen, gerade in der Situation, in der viele Menschen sind, wenn sie arbeitslos sind, wenn sie sich alleine fühlen in unserem Land, das ist klar, da hilft eine Kirchengemeinde oder eine Moscheegemeinde ganz ungemein, eben einfach Lebensstabilität zu bekommen. Das ist ganz wichtig, dass sie eben auch Religion als Stabilisationsfaktor eigentlich für das eigene Leben da ist. Das muss man immer wieder erkennen und deswegen ist es wunderbar, dass die Menschen eben auch religiös sind, damit sie dort sagen wir, ihre Einsamkeit verlieren. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Im Übrigen gilt das natürlich für die christliche Gemeinschaft auch. Auch das Christentum ist natürlich auch eine wesentliche Funktion dafür, dass Menschen eben nicht allein und einsam sind. Im Übrigen haben wir natürlich auch im Christentum ganz viel Verbrechen und schlimme Dinge zu vertreten. Und das muss man sicherlich immer diskutieren, nicht im Rahmen der Gegnerschaft, sondern im Rahmen der eigenen Bewältigung, der eigenen Religion. Entscheidend ist, dass die Menschen, wenn sie Islam sind und gläubig sind, nicht meinen, bei uns würden sie deswegen nicht akzeptiert werden. Das ist Unsinn. Ich bin froh um jeden, der in solcher Situation eben auch einen Glauben hat und dass ihm eine Stabilität gibt. Mhm. Man muss nur verstehen, dass die Aggression manchmal aufgrund dieser Nachrichtenlage da ist. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Das tut ja auch die islamische Gemeinschaft. Das kommt nur manchmal nicht so richtig rüber. Yani toplumdaki Almanya'daki tartışmalara dikkatli bakmak gerekir diyor. Burada din, özellikle İslam, insanların özü için önemli bir faktör. Bunun olmasında yaşanması da çok önemlidir. Bu tabii dini yaşayan Hristiyanlar açısından da böyledir. Zor durumlarda dinin büyük katkısı olduğu kanısındayım. Ama İslam'a yönelik tabii televizyonlarda ve basında ön yargılar da biraz destekleniyor. İşte şiddet kullanıldığı zaman bu belirli ön yargılara sebep oluyor. Ama buna yönelik de camiler var, dernekler var. Bu ön yargıları gidermesi gerekir. Alman toplumunu davet etmeleri gerekir, ilişkileri güçlendirmeleri gerekir. Çünkü bu ön yargılara karşı çıkmamız gerekiyor. Bu ortak toplumda bunu gidermemiz gerekiyor. Daha iyi, eşit bir yaşam için diyor. Selahattin Bey size yönelik söyledi. Sizin bu konuda tabii ki çabalarınız var. Ama
müthiş de ön yargılar var değil mi? Size karşı, İslam'a karşı, yani sırf Almanya'da değil, Avrupa'nın birçok yerinde baktığımız zaman ırkçılık da çoğalıyor günden güne. Ne güzel bir atasözümüz var. Çuvaldızı kendinize, ineği başkasına batırın. Yani buradan o farkı görüyoruz. Biz kendimiz mutlaka kendi yanlışlarımızı, eksiklerimizi, biz burada her şeyimiz fevkalade mükemmel ve biz hiçbir eksiğimiz yoktur, hiçbir hatamız yoktur. Vazifelerimizi hakkıyla yerine getiriyoruz. Düşüncesi içerisinde değiliz. Eksiklerimiz var diyoruz. Nedir bu eksikliklerimiz? Şimdi, diyelim yani biz de kendi içimizde bu tartışmada bir yerde de buna vesile olsun tabii. Burada çocuklarımızın eğitimiyle daha çok ilgilenmek durumundayız. Buradaki Almanlarla olan münasebetlerimizi daha çok geliştirmek durumundayız. Başkasının rahatsız edecek her türlü hareketten kaçmak durumundayız. Biz zaten kendi derneklerimizde, camilerimizde, lokallerimizde buna benzer şeylere ağırlık veriyoruz. Yani bunu ikinci, üçüncü kuşak bizim kültürümüzdedir bu. Elimizden, dilimizden, belimizden, halimizden, her şeyimizden birileri zarar görmemeli, birileri faydalanmalı diyoruz. Burada büyüyen üçüncü, dördüncü kuşak açısından söyleniliyor. Yani Almanya'yı benimsemiyorlar. Doğru. Almanya'ya siz diyelim bu yani önemli bir sivil kurumsunuz. Avrupa'nın değişik ülkelerinde örgütlüsünüz. 87'den beri bu alanda çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Siz nasıl yetiştiriyorsunuz bu kuşakları? Yani kendi içine kapanık, Almanya ile alakası yok deniliyor. Böyle tezler savunuluyor. İşte Uyum Bakanı'yla bir arkadaşımız üniversiteye burada devam eden oğluyla beraber sohbet ediyorlar. Ederken bizim arkadaşımız Almanya'ya karşı olan muhabbetini anlatıyor. Türkiye'de yetişmiş, burada mühendislik yapan teşkilattaki idareci bir arkadaşımız. Uyum Bakanı da yani siz bu kadar çok Almanya'yı seviyorsanız sizin oğlunuz Almanya aşığıdır deyince delikanlı hemen müdahale ediyor. Hayır ben sevmiyorum babam kadar. Babamla da anlaşamıyoruz diyor. Adam şaşırıyor ve dönüyor. Diyor ki işte bak çocuğu. Evet diyor bunu ben kendisi de söyledi. Babamla tartışıyoruz. Bu noktada anlaşamıyoruz. Çünkü neden sevmiyorsun diye sorulduğunda ben burada belli bir yaşa kadar kendimi Alman gibi hissettim. Ama karşımdaki Alman arkadaşlarım asla beni bir kendilerinden kabul etmediler. Hep dışladılar. Yani kimliğimi kabul etmediler. Evet. Yani hayır bu delikanlı karşı tarafın kimliğini kabul ediyor. Orayla iç içe ama karşı taraf onu dışlıyor. Ben şimdi demin işte Merkel'i, Sayın Merkel'i ne kadarımız kabul ediyoruz başbakan olarak diye kitapta da o soru soruluyor. İşte %78 gibi kabul etmediği. Ben de diyorum ki acaba Sayın Merkel ne kadar bizi kabul ediyor? Ya bizim değerlerimize saygı duyuyor. Yani maksadım kimseyi eleştirmek değil ama bir hakikattır. Yani siz dünyadaki bütün Müslümanların nefret ettiği ve huzursuz olduğu bundan dolayı birçok ülkelerde ayaklanmalardan dolayı başka ülkelerde yine o Müslüman ülkelerin idarecileri, polisleri tarafından işte karşılıklı çatışma sonucu ölen insanlar olmuştur. Bu bir karikatür, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaretler yağdıran bir sanatçıya siz artık Danimarka'da hatasını anlayıp özür dilerken siz çağırıp ödül veriyorsunuz. Bu olmaz. Bu büyük bir saygısızlıktır. Buradaki Müslümanlara karşı bir saygısızlıktır. Yani bu Almanya Başbakanı tarafından elinden ödül almamalıydı bu. Bu buradaki Müslümanları dışlamanın bir başka yoludur diye düşünüyorum. Ben şudur. Biraz evvel arada konuşurken Hıdır Bey dostumuz güzel şeyler söyledi. Ben Anadolu'dan geldim ama buradaki şeylere sahip oldum. Ama ben oradaki bir kızın bana ait değerleri de burada yaşamak, yaşatmak istiyorum diyor. Ben de diyorum ki evet yani ben sazımla burada olmak istiyorum. Sözümle burada olmak istiyorum. Ben özümle burada olmak istiyorum. Ama bu
benim buradaki sazım, benim buradaki sözüm, benim buradaki özüm bu ülke içinde bir zenginliktir. Yani insanlar niçin kalkar bir başka ülkeyi yaz mevsimlerinde ziyarete giderler? Almanya'da artık güneş de var, Almanya'da deniz de var, Almanya'da havuz da var, Almanya'da daha lüks oteller var. Ama insanlar o monoton hayattan kurtulmak için işte bir kısım yerleri ziyaret etmek, görmek, genel kültürünü zenginleştirmek isterler. Ben diyorum ki buradaki bizim kesin kes teşkilatlarımızdaki hava da budur, bendeki kanaat da budur. Biz dışlanıyoruz. Birileri bizi siyasete malzeme yapıyor. Biz şimdi Almanya Başbakanını kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Etmemek diye bir haddimize değil. Sayın milletvekilimi ben niçin kabul etmemiş olalım? Saygı duyuyorum, takdir ediyorum yani. Bir sürü göçmen de seçti yani SPD'yi. Hayır yani. Hayır, bu söylediği ifadelere bir Türk'ün, buradaki bir Müslüman'ın nasıl bir itirazı olabilir ki? Ben ihtimal vermiyorum. Yani sevgi nasıl gelişir? Bu güzel ifadelerle, bu güzel sözlerle gelişir. Ama siz onları, buradaki Müslümanları aşağılayan bir kısım ifadeler kullanırsanız veya aşağılayanlara siz ödül verirseniz o istenilen kardeşlik gelişmez diye düşünüyorum. Ben benim kültürümün unsurudur. Yaratılmışı severim yaratandan ötürü. Yunus Emre'nin güzel bir sözü. Yani hayır, bu kültürün içerisinde yetişen bizler bunun aksini söylememiz söz konusu değil. Yani İslam dini, hemen bağlayayım. İslam dini burada bu kadar büyük Müslüman topluluğa rağmen resmen tanınmamıştır. Biz, İslam konferansları yapılıyor burada. Yeteri yani katkısı olmadı mı diyorsunuz? Bu İslam konferanslarının içindeyiz ve bundan da herhangi bir netice alınacağına inancım yoktur. Zaten neden? O işin muhatapları da doğrudan doğruya bu işin sorumlusu değildir. Sayın İçişleri Bakanı dedi ki, ben dedi buradaki bu İslam konferansını toplarken Müslümanların meseleleriyle çözmek için toplamıyorum. O zaman niçin topluyorsun? Adını niçin böyle koyuyorsun? Ben diyorum ki İslam dini bu kadar 5 milyona yakın bir topluluğa rağmen resmen Almanya'da tanınmamıştır. Acaba Belçika tanıdı da bizi göklere mi çıkarttı yani? Ya bu Almanya buna bile bu noktada halen mesafeli ve uzak duruyor. İki, yılda bizim için çok önemli iki bayramımız var. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Yani bunu evimizde, çoluk çocuğumuzla o gün yaşasak, böyle bir imkan sunulsa bize. Belçika'da böyle bir imkan var tabii. Değil mi? Yok maalesef. Bayram günleri. Yani resmi. Ben diyorum ki bir şey tanınmış olması bize bir şeyler vermek için de tanımış da değiller. Fazla. Ama yine bir adım buradan iyi de. Mukayese edilirse tabii çok iyidir. Mutlaka evet. İyidir. Ben Belçika'nın da yani oradaki Flamis Blok dedikleri eski adıyla, şimdi evet. İki adıyla Flamis Blok dedikleri o şeyin partinin Türk düşmanlığıyla, İslam düşmanlığıyla oy alıyor. Ama onun dışındaki bütün partiler buna büyük bir tavır sergiliyor. Ama burada yabancılara en yakın olması gereken sosyal demokratların içerisinden bile birisi çıkıyor. Bizi bu kadar aşağılayan bir tavır sergiliyor. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değil diye düşünüyorum. Fransa'da Romanlara yapılan hareketi neresine koyacağız hayatın? Yani şimdi orada doğmuş, büyümüş, oralı olan insanları bu ülkenin dışına 3-5 kuruş verelim, bu ülkenin dışına atalım. Kim alacak siz atıyorsanız? Ya bu korkunç bir mantıktır. Yani göçmenlere yönelik tekrar bir... Tekrar söylüyorum. Amerika'da Kur'an-ı Kerim yakma işinden papaz vazgeçti. Ama aynı gün, aynı yerde, aynı saatte birileri geldi, Kur'an ayetlerini yaktı. Çünkü birisi kapıyı aşmıştı. Bu yanlışlardan Batı toplumunun idarecileri mutlaka kurtulmalı. Bizim şu anda buradaki yetişen gençliğimiz sıra geliyor. Tamam. Yüzleriye vurduğumuz zaman okuyan, mesela okumadığımız iddia ediliyor. Okuyan gençlik sayımız bugün yüzleriye vurduğumuz zaman Almanya'nın üzerindedir. Evet. Sayın
Grünberg, söz hakkı sizin. Çünkü Selahattin Bey konuşurken also, el kaldırdınız. Buyurun. Ich glaube, es bringt nichts, immer wieder zu betonen, wie sehr verfolgt hier angeblich Moslems sind oder Leute, die dem, ja, dem Glauben angehören. Erstmal ist es so, dass es hier ganz unterschiedliche Gruppen gibt. Ich finde es auch schwierig, wenn einer sagt, ich spreche für alle. Nur in den entscheidenden Fragen, wenn wir nicht um die Frage der Beteiligung zum Beispiel an Schulen geht, ob wir Islamunterricht einführen sollen oder nicht, dann sind sie wieder alle verstritten. Das heißt, es gibt ja nicht den Islam, sondern es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen und es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die auch ganz unterschiedliche Kulturen haben. Und deswegen ist es auch ganz innerhalb des Islam, deswegen ist es auch ganz falsch, wenn man sagt, wir insgesamt haben die und die Meinung. Punkt zwei, es ist eben so, dass in europäischen Ländern und in Amerika es eine Meinungsfreiheit gibt und eine Pressefreiheit. Und das ist ein ganz hohes Gut, auch der Demokratie. Und wenn eben einer eine Geschmacklosigkeit bringt, dann haben wir, ist das zwar geschmacklos, aber wir haben zum Glück keine staatliche Zensur in unserem Land, der sagt, das darfst du nicht schreiben und das darfst du nicht schreiben und das darfst du nicht schreiben. Dann sind wir gut mit Gefahren. Das ist sicherlich schwierig, weil in vielen Ländern, wo jetzt viel demonstriert wird, dies alles nicht gibt und das vielleicht auch nicht verstanden wird. Dass wir eben eine freie Presse haben und dass wir eine freie Meinungsäußerung haben. Und deswegen ist nicht jeder Artikel, der irgendwo erscheint, eine Beleidigung für alle, sondern eben ein Ausdruck auch unserer Kultur, dass wir sagen, es gibt eben Meinungsvielfalt. Und das ist eine, da sind wir wiederum ganz stolz drauf, dass es sowas gibt, dass hier jeder seine Meinung da sagen darf. Und da gibt es nur ganz enge Grenzen, was man nicht darf. Aber das ist mir ganz entscheidend zu sagen. Da gibt es vielleicht einen Kulturunterschied, aber das will ich auch gar nicht sagen. Es gibt auch in der Türkei und vielen anderen Ländern, die islamisch sind, gibt es auch Pressefreiheit. In der Türkei kann ich nicht so beurteilen, aber es gibt viele andere Länder. Und deswegen ist es eine totale Verkürzung, wenn man immer wieder diese Beispiele nimmt und nicht erklärt, warum das eigentlich in Deutschland und Amerika so ist. Aha. Also Sie meinen mit den Preisauszeichnungen von Merkel allgemein? Ja, zum Beispiel in der Frage, dass irgendeine Karikatur macht, einer eine Karikatur macht, die sagt, die ist sicherlich nicht geschmackvoll und so weiter und beleidigend, aber das heißt ja nicht, dass jetzt alle Leute beleidigt sein müssen, sondern man muss auch verstehen dahinter, warum das so ist, weil wir nämlich eine Pressefreiheit haben und eine Kunstfreiheit. Aber die Muslimen sagen, wir fühlen uns beleidigt, das ist das Problem. Das ja, aber das ist ja klar, dass ich fühle mich auch oft beleidigt durch viele Artikel, die gegen die Sozialdemokraten oder weiß geschrieben wird. Ich bin aber dankbar, dass man mich beleidigen kann, denn in einem Staat, wo ich nicht beleidigt würde, das wäre schrecklich. Tabii ki tartışma konusu bu Başbakan Merkel'in Müslümanların kendisini rencide eden karikatürden dolayı işte verilmesi ve ben de diyor birçok konuda rencide ediliyorum ama bizim ülkemizde düşünce özgürlüğü var. İşte bu anayasamızda da bu şekilde yazılmıştır. Bu anlamda diyor bunu kabul etmek gerekir. Bunu böyle anlamak gerekir. Ama diğer taraftan... Araya hemen bir şey sorayım. Siyasetçiler ve idareciler ülkenin bütünlüğü açısından bazı şeylere karşı daha dikkatli olmak durumundadırlar. Türkiye'de de bir başbakan kalkıp İşte ben burada hür bir ülkedir ama işte şu azınlığı veya şu toplulukla ilgili şu ödülü de verebilirim, rencide etme hakkına sahibim diyemez. Also man soll Zenzibil, adına bunu evet, diyemez. Man soll sensibel umgehen, das kann ich nicht akzeptieren, sagt er. Yani bunu kabul edemem diyor. Gut, aber ich kann nur sagen, sicherlich jeder ist auch selber verantwortlich. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und deswegen muss man nicht durch allen Quatsch, der in irgendwelchen Zeitungen steht, immer beleidigt sein. Das ist vielleicht unsere Kultur und unsere Denkweise. Biz böyle düşünüyoruz, und wir haben zum Glück keine Zensur, die sagt, das musst du nicht machen und du darfst darüber nicht reden. Das ist ja genau das, was Sarrazin uns vorwirft. Angeblich, wir würden über bestimmte Dinge nicht reden wollen. Das stimmt ja nicht. Wir reden darüber und es darf eben kein Tabu geben in der Gesellschaft, sondern es muss eine offene Diskussion geben und man muss sagen können, dass mein Parteifreund eben auch ein Idiot ist. Yani tabular olmaması gerekiyor. Yani düşünce özgürlüğü olması gerekiyor. Yani ben Sarrazin'e bu adam delidir deme hakkım olmalıdır diyor. Aynı zamanda sanat alanında da diyor bu özgürlüğün olması gerekir. Bu anlamda diyor birbirimizi anlamamız gerekiyor diyor. Ben Sarrazin'e de, Merkel'e de ve Türkiye'deki başbakana da, başkalarına da bir şey söyleme hakkımız vardır. Ama bizim Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti Muhammed'e laf söyleme hakkımız
hürriyet adına olamaz. Hı hı. Yani ben sadece kendi yani evet. Hazreti Muhammed açısından söylemiyorum. Diğer hı hı. peygamberlere de asla onları aşağılayan bir tavırın işte demokratik bir hak olduğu kanaatinde değilim. Hı hı. Ve hı hı. Sayın Milletvekilim de güzel şeyler söyledi ama buna katılmıyorum. Tabii ki düşünce özgürlüğü. Şimdi bu konuda farklı düşünceler var. Yani inancımıza yönelik bu tür şeylerin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sanat adına da olsa diyorsunuz Selahattin Bey. Ama demin tercüme etmediğim bir şey vardı. Şimdi Almanya'da çok değişik gruplar var. Müslümanlar içinde değişik kültürler var, değişik diller var dedi. Ve biz okullarda da yani eğitim konusunda da büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu anlamda benim yardımıma tabii Profesör Doktor Bülent Uçar kavuşacak. O aynı zamanda kendisi burada doğma büyüme en iyi yere gelmiş birisi. Şimdi Almanya'da o İslam'la ilgili tartışmalar tabii devam ediyor. İslam konferansları devam ediyor. Selahattin Bey bundan memnun olmadığını söyledi. Ama eğitim alanında da işte imam yetiştirme, din dersleri, öğretmenleri yetiştirme eğitimi de başladı 4 üniversitede. Siz 4. üniversite olarak Osnabrück'te tam ne yapıyorsunuz? Bu konuda tam neler yapılıyor ve Grünberg'in söylediği doğru mu? Yani işte din dersi vereceğiz de düşünceler çok farklı. Bu konuda bir ortak görüş alamıyoruz. Ama isterseniz İslam'a yönelik eğitimle ilgili bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Şimdi az önce konuşulan mevzuya girmem lazım. Kısaca onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 11 Eylül 2001 yılında Efatset gazetesinde bir haber yayınlandı. Dikkat evet. edin. 11 Eylül 2001 yılı yani o olayların olduğu tarihte. 11 Eylül evet. Renate Köche adında bir bayan, Allensbach Institut var Almanya'da. Meşhur bir kamuoyu araştırma şirketinin başı. Bu kitapta da var o. Evet. O araştırmada Almanlara, Türklerle, Müslümanlarla ilgili görüşleri soruluyor. Yani terör olaylarından daha önce bu olay. Yani bizim Türkler olarak, Müslümanlar olarak bir sürü hatamız var, yanlışımız var, kusurumuz var. Bunları kabul ediyorum. Yani çok ciddi eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Bunları da açık yürekli konuşabilmemiz lazım. Ama saygılı bir üslup içerisinde. Fakat Alman toplumunun da çok ciddi hataları var, sorunları var, ön yargıları var. Bakın bu çalışma, bu araştırma şunu gösterdi. İslam dendiğinde Alman toplumunun %60'ı, 70'i hoşgörüsüzlük, kadın düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı, insan hakları karşıtlığı bunları düşünüyor. Ama Hristiyanlık dendiğinde Nächstenliebe, sevgi düşünülüyor. Yani şimdi bu kadar mı bu Müslümanlar kötü, çirkin insanlar? Yani bunları da bu ifade anlamda birbirimizi etmek lazım. Tanımıyoruz yani. Evet. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani bunları bir defa bilip tespit etmemiz lazım. Şimdi fikir hürriyeti meselesine gelince, fikir hürriyeti tabii ki çok önemli bir temel insan hakkıdır. Yani din hürriyeti nasıl bir temel insan hakkıysa fikir hürriyeti de öyle bir temel insan hakkıdır. Fakat burada bir cümle Almanca söylemek zorundayım. Buyurun. Meinungsfreiheit umfasst auch die Narrenfreiheit. Aber Meinungsfreiheit umfasst keinen Rassismus und keine Volksverhetzung. Das ist nochmal ein Unterschied. Deswegen wollen wir ihn auch ausschließen. Richtig, das ist nochmal ein Unterschied. O yüzden yani fikir hürriyeti tabii ki biz bütün fikirlere, düşüncelere saygılı olacağız ama fikir hürriyeti adı altında başkalarını tahkir etmek, küçümsemek, horlamak, toplulukları yani bunu Müslümanlarla ilgili değil de çok affedersiniz başka gruplarla, dini ve etnisite olarak başka gruplarla ilgili söylese de bu çok çirkin, yanlış şeyler. Evet. Yani başka insanların kutsallarıyla yani bu Müslüman olur, kimliğiyle, Hristiyan olur, inancıyla. Budist olur, kökeniyle, kimliğiyle, inancıyla çok daha saygılı davranmak gerekir. Şimdi Almanya'da İslam ve Müslümanlık meselesine gelince yani evvela bunları tespit etmemiz lazım. Evet. Yani sadece sorun bizde değil. Toplumda da çok ciddi sorunlar var. Bakın 50 yıldan beri bu toplumda büyük sayıda, yüksek sayıda Müslüman yaşamakta. Yaklaşık 4 milyon insan yaşamakta burada Müslüman inancına bağlı. Bunu da son yılda buldular. Eskiden daha azdı sayımız. Evet, doğru. Yani o da ayrı bir mesele. Evet. Daha da fazla. İslam'ın toplumsal olarak kabul edilmemesi ciddi bir sorun Almanya'da. Çünkü din hürriyetinden faydalanabilmek için toplumsal statünüzün olması gerekiyor. Bakın bu eyalette İslam din olarak kabul tabii ki görmüyor. Tabii. Ülkede resmi anlamda size bir örnek vereceğim. Var. Ben bu eyalette Kuzeyren-Vesfalya eyaletinde Eğitim Bakanlığı'nda çalıştım. Evet. Bu eyalette Katolik din dersi var, Protestan din dersi var, Yahudi din dersi var, Süryani din dersi var, Ortodoks din dersi var. Var oğlu var. Her çeşit din dersi var. Eksik olan nedir? İslam din dersi. Peki 320 bin Müslüman öğrenci yaşıyor bu eyalette. Kuzeyren-Vesfalya'da. 900 bin Müslüman öğrenci Almanya çapında yaşıyor.
Şimdi siz bunlara niçin eşit hak vermiyorsunuz? Yani eşit hak vermeniz demek 3-4 bin tane İslam din dersi öğretmenini istihdam etmeniz demektir. Öğretmenimiz mi yok diyorlar? Evet, yani bu ciddi olarak pastadan pay ayırmanızı gerektirir. Burada çok ciddi sıkıntılarımız var. Sizce neden yapılmıyor? Burada korku var. Ne korkusu? Bu çok açık ifade edilmez. Ama toplumun genelinde de... Ama Sarrazin bunu yazdı. Evet, yani Zaratsi'nin ifade... Demin rakamlar verdim. Yani böyle sadece geniş ifade etmiyorum, rakamları vererek söylüyorum. Alman toplumunun genelinde, tabii ki siyasetçiler de Alman toplumunun bir resmi netice itibariyle İslam'a karşı, Müslümanlığa karşı çok ciddi korku var. Ve bu korkunun yansıması olaraktan da... Bizi değiştirir diye... Tabii, toplumu yani, değiştirir. Tabii bazı... Ve doğum oranları oldukça yüksek diyor Sarrazin ama... Bu çok yanlış. Yani doğum oranlarının yanlış olması kesinlikle yanlış. Bakın ben Türk toplumunun demografik örneğini kendi ailemden vereyim bir örnek olarak ki bunu herkes yani bizi dinleyen herkes kendi aile durumunu düşünsün. Benim anne tarafım 8 kardeş, baba tarafım 6 kardeş. Bunların toplam 3 çocuğu var. Şimdi onların çocuklarına bakıyorum ya 1 ya 2. 3 olan yok. Yani Türklerde de azalma var. Tabii ki. Yani bu Türkiye için de geçerli, Almanya'da yaşayan insanlar için de geçerli. Türkler de bu demografik olarak azalıyor. Fakat Almanlar çok daha fazla azalıyor. Ama neden yani bilinçli bir şekilde bunu söylüyor Sarrazin? Yani sayıları çoğalıyor. Evet. Bu din işte bizi değiştirecek. İşte ülkemiz elimizden gidecek. Bilmiyorum kaç yıl sonra işte burada Almanlar gittikçe azalacak. Yani şimdi her insan içinde başka azınlıklara karşı, yani bu maalesef Almanya için geçerli değil. Burada yapılmak istenen nedir? Yani? Tabii bu her toplum için geçerli. Yani her toplumda azınlıklara, kendinden farklı olan insanlara karşı ön yargı, korku, endişe vardır. Bu bütün toplumlar için geçerli. Sadece Almanya has bir kendi şey değil. Kendi kimliklerini güçlendirmek için bunu yapıyorlar dersiniz. Tabii ki yani ırkçılık, yabancı düşmanlığı sadece Almanya'nın sorunu değil, her toplumda var. Bunu tespit etmemiz lazım. Almanya'da da korku var. Yani 3 tane adam çıkıyor, terör faaliyeti yapıyor ve diyor ki bu İslam'dır. Ben bunu İslam adına yapıyorum. Evet. O zaman İslam'ı tanımayan, İslam'ı bilmeyen, Müslüman komşusuyla ilişkisi olmayan insanlar, sıradan insanlar İslam'dan korkuyor. İslam dendiğinde aklına terör, efendim şiddet geliyor. O yüzden bizim burada çok ciddi sorumluluğumuz var. Çok ciddi mesuliyetimiz var. Biz burada yaşayan 4 milyon insan olarak yani normalde düzgün bir yaşantı şeklimiz varsa onun üstünde daha düzgün olmak zorundayız. Daha düzgün olması gerekir ama eğitim alanında yani son yıllarda değişimler oldu. 4 üniversitede demin dediğimiz gibi din dersi öğretmenleri yetiştirilecek, imamlar yetiştirilecek Almanya'da. Almanya istemiyor Türkiye'den veya değişik yerlerden imamlar gelsin, din dersi öğretmenleri gelsin. Evet. İsterseniz onu anlatın yani çünkü olur. O çok önemli. Tabii. Şimdi Almanya biliyorsunuz 1990 yılı civarına kadar buradaki göçmenleri, Müslümanları yabancı olarak gördü. Misafir işçi, Gastarbeiter. Dolayısıyla bunlar geri gidecek diye hep düşündü. Bunların eğitimine, bunların geleceğine yönelik hiçbir yatırım yapılmadı. Hatta tam aksi ana dili Türkçe dersi verildi ki ileride kendi memleketlerine tırnak içinde döndüklerinde o topluma daha rahat entegre olabilsinler diye. Temel düşünce buydu. Alman toplumuna entegre olunabilmesi için hiçbir girişimde faaliyette bulunulmadı. Ne zamana kadar? 90-95 yılı civarına kadar. Ondan sonra yani adaletli olmamız gerekir. Türk toplumu içinde bu geçerli. Yani benim ailem de 90 yılı civarına kadar gelecek yıl Ankara'ya döneceğiz diye hesap yapıyordu. Bu bizim için de geçerli. Karşılıklı böyle bir etkileşim vardı. 90 yılı civarında buradaki insanlar kalıcı olduklarını anladılar. Alman toplumu da anladı ve yavaş yavaş bu alana yatırım yapmaya başladı. Ve malum bu İslam din dersleri, yani genelde din dersleri Almanya'da anayasal bir haktır. Bunu gerçekleştirmek için bazı projeler geliştirildi. Evvela öğretmen yetiştirelim dendi. Bununla ilgili bölümler kuruldu. Tabii bunların bir sürü sorunları, eksileri, hataları var. Bunu Sayın Başkan az önce ifade ettiler bazı sorunları. Fakat netice itibariyle sorun görüldü ve çeşitli üniversitelerde böylesi kürsüler, bölümler oluşturulmaya başlandı. Şimdi inşallah önümüzdeki yıllarda buralardan mezun olan öğretmenler ki bunlar Almanya doğumlu, Almanya'da yetişmiş, Alman dilini, kültürünü bilen, buraya kendisine vatan edinmiş öğretmenler önümüzdeki yıllarda inşallah okullarda din dersi öğretmenliği yapacaklar.
Fakat burada tabii ki İslam'ın dinini cemaat olarak kabul edilmemesinden kaynaklı bazı sorunlarımız var. Bu diliyorum, istiyorum ki Sayın Grünberg, evet. SPD'nin entegrasyon sorumlusu. Yani İslam'ın Katolikler gibi, Protestanlar gibi, diğer bütün dini cemaatler gibi dini cemaat olarak kabul edilmesi konusunda çalışmalarını bekliyorum. Eşit olması gerekiyor. Eşit diyorsunuz. Olması, adalet. Ne fazla evet. Ne eksi. Ne gerekiyorsa yani. 50 yıl zaten gecikmeyle rötarlı gidiliyor şu an. Evet ama ben diliyorum evet. Özellikle SPD'nin bu konuda bazı adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Madem ki yabancılara yakın olduklarını ifade ediyorlar ve hakikaten Almanya'daki Müslüman toplumun, Türk toplumunda çok ciddi bir bölümü SPD'ye oy veriyor. Evet. Öyleyse bunun gereğini yapsınlar diyorum. Efendim, bu da buradaki insanların hassasiyetlerini gözetmek, onlara eşit hak vermektir. Fazla bir şey istemiyoruz. Hı hı. Eşitlik, bu kadar. Hı hı. Biz ben, eşitlik istiyoruz deniliyor Sayın Başkan. Ben sadece bir şeyi hatırlatmış olayım. Değerli hocam, Bülent hocam, biraz da ilim adamı sorumluluğu içerisinde güzel şeyler söylüyor. Evet. Ama halkın korkusuna katılıyorum. Daha doğrusu halk korkutuluyor, ona katılıyorum. Ama buradaki siyasetçilerin bizim burada korku salan bir tavrımızın olmadığını biliyorlar. Şimdi biz Almanya'da eşit olmak istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. 50 yıl gecikmiş olsa da bakalım bizim milletvekilimiz ne diyecek? Onu 3. bölümde konuşacağız sevgili seyirciler. Kısa bir aramız var. Sevgili seyirciler 3. bölümdeyiz ve konuyu toparlayacağız. Yine milletvekilimizden devam edelim. Din dersiyle ilgili biraz önce tartışma vardı. 50 yıl sonra da hala sıkıntılar var bu konuda. Buyurun. Ich wollte noch was zu der Frage Religionsunterricht sagen. Leider ist es so, dass es eben in den Schulen bisher noch keinen ordnungsgemäßen Religionsunterricht im Islam gibt. Das liegt aber vor allem auch an den islamischen Vertretern selber. Zum Beispiel die türkische Organisation hat das bisher immer verhindert, dass wir uns einigen auf Inhalte, die an den Schulen beigebracht werden. Und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil der Islam eben ein sehr breites Meinungsspektrum hat. Weil wir uns nicht einigen mit den Verbänden, ist es das nicht gegeben. Und deswegen hat es den Deutschen natürlich auch ganz schnell einen Vorwand gegeben, zu sagen, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern, weil ja die selber das gar nicht sich einig werden. Im Gegensatz zur katholischen Kirche, wo es der Papst gab und die katholischen Bischöfe, die haben immer gesagt, so geht's lang, deswegen können wir uns einigen. Und in der evangelischen Kirche gab es auch eine Hierarchie, die sagen könnte, im Islam gibt es das nicht. Und deswegen haben wir einen großen Streit, was sind eigentlich die Inhalte des Islamunterrichts. Wir haben eine große islamwissenschaftliche Tradition in Deutschland. Schon seit Jahrhunderten ist in Deutschland immer ganz intensiv geforscht worden im Islam. Da hat Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Staaten einen erheblichen Vorteil. Mhm. So, ich wünsche mir selbstverständlich, dass wir Islamunterricht einführen können, sehr viel intensiver und dass es endlich mal eine Lösung gibt. Deswegen gibt es im Übrigen auch die Islamkonferenz, damit man endlich zu Lösungen kommt. Und ich hoffe, dass man eben vernünftig über den Islam informiert. Ich hoffe mir auch, dass zum Beispiel Türkisch als zweite Fremdsprache angeboten wird, damit die Leute richtig auch Türkisch sprechen können. Ich finde es eine Katastrophe, dass Menschen oft keine richtige Sprache sprechen. Die können weder Türkisch noch richtig Deutsch und wissen eigentlich gar nicht, wo sie hingehören. Deswegen ist es mir ganz wichtig, die türkische Sprache und Kultur auch in der Schule richtig zu würdigen. Das ist eine Anerkennung. Als Muttersprache oder Fremdsprache? Auch als Muttersprache, natürlich. Ja. Natürlich als zweite Fremdsprache kann man denn lernen. Das führt dazu, dass die Leute nicht so einen Stress haben, nämlich eine weitere Sprache sprechen zu müssen. Das ist ganz entscheidend. Und ich hoffe, dass wir damit endlich auch weiterkommen und damit auch eine größere Anerkennung. Und das ist eine, sag mal, gerade wenn wir immer über Wirtschaft und Internationalität sprechen, dann ist das eine unglaubliche Schande, dass wir diese Potenziale der Jugend nicht ausnutzen. Da hoffe ich, dass wir ganz viel machen können in der Zukunft. Das ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft und für die Menschen und natürlich auch für die Anerkennung der türkischen und islamischen Kultur in Deutschland. Alman ekonomisi için oldukça önemlidir diyorsunuz. Yani İslam'ın bu ülkede kültürü, geleneği var. Yüzyıllardan beri bu yeni bir şey değil dedi ama aynı zamanda bunun devam edebilmesi için burada yetişen yeni kuşaklar için hem ana dil Türkçenin verilmesini istiyorum ve Türkçenin aynı zamanda ikinci yabancı dil olarak
verilmesini istiyorum. Bu benim en büyük arzum dedi. Ama diğer taraftan bizim ikinci bölümde konuştuğumuza yönelik bir şeyler söylediniz. Ne yazık ki bugüne kadar Müslüman organizasyonlar dedi kendi aralarında karar veremediler. Müfredat konusunda karar veremediler. DİTİB bu konuda sorun çıkardı. Ben böyle anladım. Kendi aralarında bu birlikteliği sağlamadıkları için bu konuda bir ilerleme olmadı dedi. Yani şimdi yanımızda hem temsilcimiz var hem de bakanlıkta değil mi? Yani bu doğru mu bu söylenenler şimdi? Şimdi bu sözün tabii doğruluk payı var. Yani neticede İslami cemaatlerin bir araya gelememesi de tabii etkin oldu. Yani bu da önemli bir faktör. Ama sadece bu değil. Karşılıklı. O olmayan neden onu bilelim biz. Yani neden olmadı? Yani? Hani burada tabii cemaatler arası sıkıntılar var, sorunlar var. Cemaatlerin yani bir araya Almanlar gelip... Yani Almanlar tarafından tabii, bu konuda... Cemaatlerin anlaşması, uzlaşması kendi aralarında. Bu da önemli. Yani bu da geçmişte, bir süreçtir tabii. Bu da önemli bir sorun oldu geçmişte. O yüzden ben diliyorum, istiyorum, gönlümden geçiriyorum ki bütün İslami cemaatler, buna DİTİB de dahil, diğer cemaatlerle bir araya gelsinler, anlaşsınlar, uzlaşsınlar ve devlete muhatap olma konusunda adım atsınlar. Devlet de korkak tavrından vazgeçsin, iyi niyetle Müslümanlara yönelsin. Yani bu karşılıklı iyi niyetle çözülecek bir mesele. Karşılıklı diyorsunuz, bu konuda daha müzakere yapılması hemen gerekir. Şey bu sürece ihtiyaç var diyorsunuz. Sarazi ile basın toplantısı yapan hanımefendi eğer kalkar benim dinime karşı hakaretlerde savurur ve Sarazi'yi destekleyen bir tavır sergilerse ve bunu da bakanlık getirir, işte o İslam konferansının tabi delegesi halini getirirse orada o birliktelik olmaz. Yani o birlikteliği buradaki Müslüman kuruluşlar kendi aralarındaki anlaşmazlıklarından dolayı bozmuş değiller. Yukarının dayatması sonucu bu noktaya gelinmiştir. Şimdi tabii ki İslam konferansında diyorsunuz bileşimde böyle bir sorun vardı. Bu hep tartışmalara neden oldu. Tabii aynı zamanda Sarazi'nin yanında da oturuyordu o bayan. Evet. Şimdi devam yani edelim. Demek ki buradaki İslami o konferansın delegesi olmak isteyen veya ona katılmak isteyen Müslüman kuruluşları haklı çıkartmıştır. Aha. O hanımefendi oraya katılarak Sarazi ile beraber, evet. Sarazi ile beraber... bu basın toplantısını yaparak bizleri haklı çıkartmıştır. O zaman devam edelim çünkü çok önemli bir şey söyledi milletvekilimiz von Grünberg. Dedi ki benim en büyük arzum dedi işte ana dilin, yani Türkçe ana dilin ve aynı zamanda Türkçenin yabancı dil olarak, ikinci yabancı dil olarak verilmesini istiyorum dedi. Şimdi bizim eyalette SPD Yeşiller hükümette ve siz de aynı zamanda göçmenlerden sorumlu kişisiniz. Yani bu sadece bir arzu mu yoksa hükümetin yani sizin programlarınızda gerçekleştirileceklerden belirli talepler mi bunlar? Ise auch Wunsch meiner Partei. Es geht um die Verwirklichung. Ja, ja. Gerçekleşmesi die Muttersprache, die Frage der zweiten Fremdsprache, das ist theoretisch schon möglich. Ja. Jetzt ist entscheidend ist es ja, wie kriegen wir das organisiert? Da sind natürlich in Städten wie in Dortmund, Gelsenkirchen, türkischen Anteil zum Beispiel, das eigentlich Schule organisieren können. Ama ana diller kısıtlandı. Die Muttersprache wurde in vielen Schulen dann organisieren können, dass dieses möglich ist. Es ist zwar theoretisch möglich, aber es wird bisher nicht hinreichend organisiert, meines Erachtens, im Rahmen dieser Zweitsprache. Und für mich ist das ganz entscheidend, dass man eine zweite, dass die zweite Sprache eben nicht unbedingt Französisch oder was weiß ich ist, sondern Türkisch, wo man sich denn gut auskennt. Mhm. Das muss organisiert werden und besser organisiert werden als bisher. Gibt es dafür Geld? Bunun için para var mı? Ja, sicherlich werden wir dafür Geld. Wir müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Integration zu machen. Das ist aber auch günstig. Ich habe gerade davon gesprochen, das ist ein großer wirtschaftlicher Vorteil, wenn die Leute vernünftig und gut Deutsch und gut Türkisch sprechen können. Das ist ein großer wirtschaftlicher Vorteil, den wir in Zukunft haben und deswegen müssen wir dafür Geld hingeben. Das ist nicht eine Nebensächlichkeit. Yeterince para ayırdık diyor. Yani bu dilin çoğalması için belirli şehirlerde organize edilmesi gerekir. Bunu da yapacağız diyor. Bülent Bey ne diyorsunuz? Siz yani bu eyaleti iyi tanıyorsunuz onun için. Umarım öyle olur. Yalnız gerçekler biraz farklı değil mi? Herhangi bir siyasi partiyle ilişkim yok benim. Hiçbir partiye üye değilim. Ancak bundan 10 yıl önce SPD döneminde, bir SPD ile Eğitim Bakanı döneminde ana dili Türkçe dersleri
yaklaşık 800-900'den 500'e düşürüldü. Yani bunu da görmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden gönlümden geçer, arzu eder ki hakikaten SPD bu konuda adımlar atsın. Hem Türkçe konusunda hem ne İslam... yapması gerekiyor? Hem tamam. Yani Türkçe konusunda ana mesela dilin... Esen Üniversitesi'nde ana dil Türkçe dersi ve ikinci yabancı dil olarak öğretmenler mezun oluyor. Bu öğretmen arkadaşlarımızın devlet tarafından istihdam edilmesi gerekiyor. Yapılması gereken birinci iş bu. Yani Türkçe ile ilgili. Bunu yaptıklarında eğitim bakanları çok ciddi yol alacağız. Bakın size bir rakam vereyim. Yani kusura bakmayın evet. Rakamları fazla veriyorum ama verin, bu rakamları önemli, vermeden meseleler anlaşılmaz. Yani, şu eyalette, içinde bulunmuş olduğumuz eyalette her 3 öğrenciden birisi yabancı kökenli. Yani ya annesi ya baba ya babası Alman, ana dili Almanca'dan farklı. Hatta büyük şehirlerde Rhein-Ruhr-Schiene dediğimiz Ren ve Ruhr nehri etrafında Dortmund, Köln, evet. Bonn gibi yerlerde %50'nin üstünde bu rakam. Ama öğretmenlere baktığımızda %1, %2 civarında. Aradaki fark bu. Evet. Öyleyse yabancı kökenli, Türk kökenli, Müslüman kökenli öğretmenlerin sayısını arttırmak için Eğitim Bakanlığı, Entegrasyon Bakanlığı elinden gelen her şeyi yapmak zorunda. Hatta belki bu konuda yani kadınları korumak için biliyorsunuz belli adımlar atılıyor. Yabancıları kotalar. Korumak için kotalar. Yabancı öğrencilerin hakkını korumak için de kota konulabilir. Bunlara düşünülebilir. Aha. Ben bu adımda özellikle SPD'den ve Yeşiller'den adım atılmasını rica ediyorum. Madem ki azınlıkların hakkı konusunda böyle hassasiyetleri var. Madem ki Türkiye kökenli insanların büyük ekseriyeti bu partileri destekliyor. Öyleyse bu partilerden de bu alanda adım atılmasını rica ediyorum. Tabii ki spor alanına geçtiğimiz zaman kota sorunu herhalde yok ama bu alanda çok konuları da müzakere etmek gerekmiyor böyle siyasette baktığımız zaman. Peki Alman Futbol Federasyonu ne yapıyor? Siz Iğdır Bey uzun yıllar spor ve uyumla ilgili çalışmalar da yaptınız. Bu alanda akademik çalışmalarınız da var. Evet. Sizin uyuma katkınız nasıl olacak spor alanında? Şimdi o konuya geçmeden önce biraz buyurun. Daha arkadaşların konuşuldukları konuları. Şimdi biz tabii demin de konuşmamda belirttiğim gibi yani bizim kendimizde başlamamız gerekiyor. Kendimizde başlamamız gerekiyor derken. Nereden başlayacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ekonomide başlamamız gerekiyor. Bizim ekonomide bir takım olmamız gerekiyor. Bizim bugüne kadar eğitimde bir takım olmamız gerekiyor. Bizim bugüne kadar din konusunda bir takım olmamız gerekiyor. Bizim bugüne kadar sporda takım olmamız gerekiyor. Şimdi biz yalnız işte böyle bu kitaplar yazıldığında bize bu şekildeki tezleriyle gelen insanlara kızarak, sinirerek değil, bizim daha sağduyulu, bizim daha sakin, daha bilgili, daha projesi geniş, bundan sonra olmayan şeyleri biz bugüne kadar neler yapmamışız, nelere sahip olmuşuz, neler yapmamışız, neden takım olamamışız sorularınızı da sorgulamamız lazım. Yani ama, bizim, ama bize aynı şans verilmiyorsa, göçmenlere aynı şans verilmiyorsa ne yapmak gerekir? Bizim kendimizin de kendi vatandaş olarak sorgulamamız gerekiyor. Sorgularken de mevcut imkanları ne kadarını değerlendirebilmişiz, ne kadarını değerlendirememişiz. Şimdi bu önemli. Biz zaman zaman bunu gözden kaçırıyoruz. Takım olmadığımızı bir kere bizim görmemiz gerekiyor. Bu kadar imkanlar içerisinde bizim de artık Türk lobisinin oluşmadığı bir ülkede yıllardır, 50 yıldır neredeyse buradayız. Yani bugün bir Yahudi lobisine baktığınız zaman eğer bu oluşmuşsa kendinden oluşmamış. Oturup çalışmışlardır. Yani bizim de bu saatten sonra bu demin saydığım alanlarda artık takım olmamız gerekiyor. Takım olurken de amatör değil, birinciliklerde top oynamamız gerekiyor. Siz zaman bize bir reçete sunun. Reçete nedir şimdi? Gerçekten değerli arkadaşların sunduğu gibi bizim mühendisimiz de var, bizim öğretmenimiz de var, bizim doktorumuz da var, bizim fabrikada çalışan işçimiz de var. Daha iyi organize olarak hem burada bu ülkenin işte mevcut şartlarını bu Türkiye ülkeye sahiplenirken çocuklarımızın eğitimde olsun, eğitimdeki başarıları, spordaki başarıları, onun dışındaki dindeki başarıları. Demin ne dedim? Almancayı çok iyi öğrenecek ama Almancanın yanı sıra Türkiye'yi de çok iyi öğrenecek, Türkçe'yi de. Evet. Dolayısıyla ben Almanya'da doğdum, Almanya benim ülkem ama benim vatanım Türkiye derken kimliğini kaybetmemiş bir insan her yerde güçlüdür, her yerde başarılı olur. Hele ama burada yetişen kuşak için bunu söylemek mümkün değil. Hani bazıları için mümkün, eğer olmamışsa o da bizim hatalarımız. Orada bizim de kendi hatalarımız görmemiz. Hayır, sistem yani içerisinde eşit değil yani öyle bir sorun yaşıyor. Hayır, eşit şekilde şimdi ben eğer burada yaşıyorsam arkadaşın şimdi Bülent Bey'in dediği gibi 1990'dan sonra bazı şeyler değişti. Bu sporda da böyle.
1990'da Alman milli takımı şampiyon olduğunda İtalya'da Almanlar baktılar. Almanya milli takımın dışında işte Hollanda'ya bakıyorsunuz bir sürü yabancı var. Fransa'ya bakıyorsunuz yabancılar var. İngiltere'ye bakıyorsunuz yabancılar var. Bu yabancılar da demin bahsettiğim gibi yani anne babası başka bir ülkeden gelmiş. Fakat bir parçası da İngiltere'li, bir parçası Hollandalı ve onlar Hollanda milli takımda, Alman, İngiltere milli takımda, Fransa milli takımda top oynamakta. Ve Almanlar baktılar, aynı şartlar bizde de var Almanya'da fakat biz bunları bugüne kadar değerlendirememişiz. Ama değerlendirildi burada. Ama önemli adımlar atıldı. Sonra, 90'dan sonra gerçekten bu resimde göz önünde tutularak bundan sonra integrasyona yapacağımız para ne olmalı, ayıracağımız zaman ne olmalı ve burada yetişen yetenekli çocuklar yani şimdi bir insan Almanya'da doğuyorsa ben hem Almanım hem Türk'üm diyorsa bu zenginliktir. Hani bunu bu şekil kabul ettiğimizde bir insan olarak onun dinine, onun ırkına, onun işte atıyorum sosyal sınıfına bakmadan insan olarak baktığımızda bir insan ben Almanım, ben Türk'üm dediğinde bu zenginliktir. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Bunu şey ama şimdi Alman toplumda şimdi şöyle bir sorun var. Yani evet. Sarrazin'in kitabından sonra bu söylenen belirli ön yargılarda bazılarını dile getirdik. Evet. Almanya'da toplumun çoğunluğu ona destek veriyor. Bugün parti kurmuş olsa %18 oy alacak bir adam. Şimdi hem adaletsizlik hem eşitsiz konumda olan bir öğrenci veya bir çocuk nasıl başaracak? Şimdi spor alanında gördüğüm kadarıyla biraz daha rahat bir durum var. Orada bir destek var. Yani sizin şimdi reçete sunuyorsunuz. Yani o anlamda ne yapmak gerekir? Aileler diyelim bu durumda şimdi ne yapmaları gerekiyor? Ailelerin yani ne başarılı ailelerin çocuk ne yetiştirmek gerekiyor? Açısından. Yani bir Alman eğer kendi çocuğunu alıp bir kulübe gidiyorsa, antrenmanda çocuğunu antrenmanın sonuna kadar bekliyorsa, bunu bir Türk ailesinde diğer ailelerin de yapması gerekiyor. Hatta burada bizim Türk ailelerin büyük bir kısmı da çocukları antrenmana giderken kendileri kahvede kağıt oynayan da var. Kadınlar evde hem çalışıyor o yetmiyormuş gibi de çocuğu alıp o şekilde yani bizim bir tarafta dönüp kendimize de bakmamız lazım. Şimdi söyleyin, eksikleri söyleyin. Bir tarafa bırakmak lazım. Evet. Sırf bunu kitabına bakıp da bu tezleri falan değil. Biz de gerçekten işte Selahattin Bey'in, Bülent Bey'in belirttiği gibi bizim de eksiklerimiz çok. Bizim önce bunlarla başlamamız lazım. Biz bunları nasıl aşmalıyız? Hangi sebeple, hangi metotlarla? Bunları ancak bu eğitimde eğitimi üst düzeyde görmüş ehli insanların eğitimin başına gelmesi lazım. Şimdi sabahtan beri eksikliklerimiz var dedik ama bu eksikliklerimiz tam nedir açıklamadık. Lütfen Hıdır Bey açıklayın. Eksikliklerimiz nelerdir ve neyi nasıl değiştirmemiz gerekiyor? Çok az zamanımız var. Hayır sporla ilgili ben... Söyleyin ilgili lütfen. Şimdi DF, Alman Futbol Federasyonu integrasyonla evet. ilgili bir sürü paralar, bir sürü zaman ayrıldı. Şimdi Alman bakıyorsunuz 80 milyon. Nüfusu var. Bu 80 milyon 15 milyonu yabancılar temsil ediyor. Hı hı. Fakat 8 milyonunda baktığınız zaman Alman pasaportunu almış vatandaşlar ve bunlar içerisinde demin de bahsettiğim gibi 11 oyuncu içerisinde 9'unu yabancılar teşkil ediyor. Evet. O halde yani yabancıların artık Alman ekonomisinde, Alman eğitiminde, Alman endüstrisinde büyük rol oynamakta. Bunlar buraya gelmiş. Herkes mühendis olacak, herkes futbolcu olacak, herkes sporcu olacak diye bir şey yok. İyi. Tabii iyi iş adamlarımız da var. Kemal var. Şahin gibi diğerim ödüller aldı. Geçen köyde ödül verdi kendisine. Herkesin futbolcu evet. olacak, mesut olacak diye bir şey yok. Bizim burada eksiklerimiz bahsederken biz kendi çocuklarımıza sahip çıkmıyoruz. Hem eğitimde çıkmıyoruz, hem sporda çıkmıyoruz, hem meslekle ilgili alanlarda çıkmıyoruz. Bu çıkmıyoruz derken bir parça bizde kaynaklanıyor, bir parça da bize verilmemiş. Konuşmamın başında belirttim. Bu insanlar etiketlerini değil güçleri kullanmış. Toparlarsak güçleri kullandığı için bugün 40 yıl, 50 yıl geçtikten sonra mesele değişti. Kimse vatanına dönmedi. Burada doğan çocuklar, 3. 4. jenerasyon artık hem Almanya'daki eğitimden faydalanıyor, hem ekonomisinden, hem de siyasette, politikada belli bir yere geldi. Durum değişti. Şimdi durum değişince bunların hepsinin bir de işte üst düzeyde biri olacak diye bir şey yok. Ve bak açıp baktığınız zaman... İşte doktorumuz da var, mühendisimiz de var, avukatımız da var. İsterseniz çok işçilerimiz de var. Çok uzağa gitmeden şimdi hep başkalarına anlatıyoruz. Sizden anlatalım. Siz şimdi Almanya'da eğitiminizi gördünüz. Türkiye'den evet. geldiniz ama aynı zamanda Türkiye'de büyük katkılar sundunuz. Buraya evet. da sundunuz. İsterseniz sizin güzel örneğinizle devam edeyim, bitirmek istiyorum. Yani siz birçok kulübü yönettiniz, başarıya götürdünüz değil mi? Evet. Şimdi ben Anadolu'nun köyünden kalkıp Avrupa'ya geldim.
İşte Avrupa'da, Almanya'da Almanca öğrendik. Üniversiteyi bitirdik. Dünya çapında işte uluslararası bir numara üniversite, Köln Spor Akademisi'ni bir köylü çocuğu olarak geldik, bitirdik. Dediğim şekilde Anadolu çocuğu kaldık ama Avrupalı olduk. Yani kimliğimden hiçbir şey taviz vermeden. Evet. Köyüme gittiğim zaman da köyümdeki gibi yaşıyorum. Elazığ'a gittiğim zaman da aynı şekilde. Türkiye'ye gittiğim zaman, Almanya'ya döndüğüm zaman da bir Avrupalı gibi olabiliyorum. Üst düzeyde toplantı olabilir, yarış olabilir. Evet. Her anlığına katılabilir. Onun için özgüvenimi kendim bu inekleri elden bırakmamın ana sebeplerinden birisi de budur. Kimliğimi uyum sağlamışım, integrasyonu üst düzeyde kazanmışım fakat bunun kimliğimden taviz vermeden. Dolayısıyla gittiğin her yerde insanı ayak tutan özgüvenidir. Yani eğer bir insanda bunu almışsan, sen benim gibi olacaksın dediğin zaman, o zaman ne yapıyorsun? Kanadının birini alıyorsun. Kuş uç diyorsun, kanatlarını almışlar, nasıl uçacak? İnsan da bundan farklı değil. Aynı şeyler. Özgüven çok önemlidir diyorsunuz. Kesinlikle. Biz aynı zamanda buradaki uyuma da büyük katkılar sunduk. Yani Anadolu'dan geldik ama katkılarımıza çok diyorsunuz. Spor da aynı zamanda integrasyonun yani motorudur. Evet. Spor insanları bir araya getiren, diline, dinine, ırkına bakmadan bir arada spor, oyun onu sağlıyor. Ve bunların dili de uluslararası kuralların aynı oluşudur. Ve kimse demiyor kardeşim sen nereden geliyorsun? Dinini söyle de ona göre bana pas ver top oynarken. Üst düzeylik takımların hepsinde bir sürü ülkelerden gelen bir takımda oynayan insanlar var. Bunlardaki uyum eğer o kadar rahat oluyorsa bunun siyasette, politikada olması lazım. Spor bunlar için örnek olmalı bence. Ne yazık ki zamanımız yok. Sizi evet. Daha çok dinlemek isterdik. Sayın tamam. Doktor Hıdır Akbaş. Siz aynı zamanda Türkiye Milli Takım Teknik Sorumluluğu, Avrupa Sorumluluğu da yaptınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Bülent Uçar, şimdi tabii kendi örneklerimizi göstereceğiz. Bu programın da buna vesile olmasını istiyorum. Siz burada doğdunuz, Oberhausen'da ve şu an Osnabrück'te öğrenci yetiştiriyorsunuz. Sizin son mesajınız ne olur? Sizin ailelere öneriniz ne olur? Kısa alırsın. Ben evvela eğitim alanı. Bazılarının düşündüğü gibi kötümser, karamsar, bedbin bir tavır içerisinde değilim. Almanya'daki kimse diyorsunuz moralimizi bozamaz. Kesinlikle. Yani evet. Thilo Zaratsin gibi ırkçılar bize bu konuda destek olur. Yani evet. Bir şiir var. Tam belki hatırlayamayacağım ama ey düşmanım sen benim gücümsün, hızımsın diye bir şey var. Yani onu hatırlatıyor bana bu tip tavırlar. Irkçılıkla yol alınmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yol alınmaz. Almanya'ya da zarar veriyor. Almanya için de geçerli. Alman toplumun geneline de zarar veriyor bu tip tavırlar. Ben onu da düşman olarak ifade etmiyorum ayrıca. Sadece şiir böyle geldiği için söylüyorum. Oldu, evet. Şimdi biz Almanya'daki Türkiye kökenli insanlar olarak çok başarılıyız aslında. Bunların ifade ettiği gibi değil. Yani ben size çok daha farklı istatistiki bilgiler de verebilirim. Ama sorunlarımız da var. Bunları da ifade etmemiz lazım. Bu ayrı bir oturum konusu. Bunları da çok açık bir şekilde konuşabilmemiz lazım. Bakın ben 3 şey tavsiye ediyorum Almanya'da yaşayan insanlara. Amerika'daki Yahudiler üzerine bir araştırma okudum bundan 4-5 yıl önce. Amerika'daki Yahudiler 19. yüzyılın sonunda Doğu Avrupa'dan, genellikle Rusya'dan, Polonya'dan o topraklara gitmişler ve toplumun en aşağı kesimlerinden oluşuyorlar. Çünkü oralarda dışlanıyorlar, horlanıyorlar. Fakat bugün itibariyle ortalama bir Amerikalı'nın 2 misli gelirleri var. Bu başarıyı nasıl elde etmişler? Bu başarı serüveni üzerine yapılmış bir araştırma. Neticede 3 noktaya çıkıyor mesele. 1- Aileler çocuklarının eğitimine yatırım yapmışlar. Yani ben ailelere bunu tavsiye ediyorum. Yani Mercedes'lere, eğitime yatırım önemli. Mercedes'lere, binalara, arsalara değil. Çocuklarınızın, betona değil, çocuklarınızın geleceğine yatırım yapacaksınız. Evet. Eğitimine yatırım yapacaksınız. Bu en önemli mesele. Çocuklarımızla ilgilenmek zorundayız. İkincisi, ticaretle uğraşmışlar, ilgilenmişler. Bunu tavsiye etmek gerekir. Üçüncü mesele de Amerika'daki Yahudiler Almanya'daki Türklerden çok daha dağınık, bölük, pörçük vaziyette. Fakat temel meselelerde, ortak meselelerde, müşterek meselelerde bir araya gelmişler. Sen şöylesin, sen böylesin, sen işte Kürtsün, Türksün, Sünnisin, Alevisin, şu gruptansın, bu gruptansın değil. Ortak meselelerde bir masa etrafında toplanabilmişler. Dolayısıyla Almanya'daki Türk toplumu da, Türkiye kökenli insanlar da bir araya gelebilmeli, birlikte çalışabilmeleri. Ben bunları tavsiye ediyorum. Ailelere, anne babalara çocuklarıyla ilgilenmelerini, onların eğitimiyle ilgilenmelerini, çocuklarına yatırım yapmalarını salık veriyorum. En önemli mesele budur. Sayın Profesör Doktor Bülent Uçar, öğretim üyesi dedim Osnabrück. Siz İslam din eğitimi profesörüsünüz orada. Bu da tabii ki Almanya açısından önemli. Yani 4. üniversite oluyor, öyle dediniz.
geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bernhard von Grünberg, sizin son mesajınız ne olur? Şimdi Sarrazin'in kitabından sonra oylar eğer parti kurarsa %18 olur deniliyor. Şimdi adamı partiden atsanız bu sefer parti kurabilir. Sizi bu korkutuyor mu ve sizin son mesajınız ne olur? Also erstmal, vielleicht haben wir ein bisschen Wähler jetzt verloren. Das kommt immer schon mal vor. Wir haben ja keine Wähler verloren, sondern die Meinungsumfragen sind unterschiedlich. Ich möchte aber sagen, ich glaube, gerade das Buch von Sarrazin wird dazu führen, dass die Parteien in der Integrationsfrage noch mehr zusammenhalten. Wir haben eben nicht eine Partei mit 14% Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Ich möchte jetzt mal so ganz aktuell sagen, wir haben ja gerade die Regierungserklärung gehabt und die Antwort der Opposition darauf. Und der Herr Laumann, der ja selber Minister war für Arbeit und Soziales, der hat nochmal ausdrücklich gesagt, der Integrationsbereich, das ist etwas, wo wir auf jeden Fall mit der Regierung zusammenarbeiten wollen. Das heißt, da gibt es ja einen großen Schub, auch wirklich was zu tun von allen Parteien. Zweitens, alle sind klar, alle sagen, wir brauchen Ganztagsschulen. Wir brauchen mehr Kindergärten, auch unter drei zwingend. Und da wäre es auch ganz wichtig, dass die Leute da hingehen und die Chance nutzen, diese Bildungssituation zu machen. Wir sind der Auffassung, wir haben eine Schuldiskussion ja über Schulstruktur. Das heißt, nach unserer Meinung kann es nicht angehen, dass nach dem vierten Schuljahr bereits entschieden wird, ob der nun eine weiterführende Schule, Gymnasium oder so weiter entscheidet sich, sondern wir wollen gemeinsames, längeres Lernen durchsetzen. Das wollen wir aber nicht von oben machen, sondern in den Gemeinden jeweils entscheiden lassen. Wichtig ist, ganz entscheidend ist, dass die Migranten und die Türken selber mithelfen, dass ihre Jugendlichen lernfähig und lernwillig sind. Es gibt ganz viele gut ausgebildete, gut deutsch sprechende Türken zum Beispiel. Warum geben die eigentlich ihren Landsleuten keinen Nachhilfeunterricht? Das tun die zwar schon oft, aber ich sag mal, diese Kultur zu stärken, zu sagen, Mensch, ihr müsst selber gucken, dass ihr aus dieser Situation herauskommt. Das ist eine ganz entscheidende Frage und das möchten wir auch gerne unterstützen. Das geht nur mit allen uns zusammen und trennende Diskussionen führen zum Glück zurzeit noch dazu, führen zum Glück dazu, dass eigentlich die politisch Verantwortlichen mehr zusammenrücken. Und das sollten die Menschen auch machen. Ortak hareket etmekte yarar var diyorsunuz. Tabii ki Sarrazin tartışması partilerin de kendine çeki düzen vermesine neden oldu. Örneğin hükümet de bu hafta bir tartışmada entegrasyon yani uyum konusunda çok şeyler yapmak gerekir dedi. En önemlisi şöyle diyorum dedi. Tüm gün okul çok önemli. Yani eğitim 4. sınıftan sonra hemen ayrılmasını çok doğru bulmuyoruz. Eğitim sisteminde reform yapılması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışacağız. Ama aynı zamanda çocukların 3 yaş üzeri değil, 3 yaş altı da çocuk yuvasına gitmesinde yarar var. Yani dili öğrenme açısından. Ben de bu alanda birçok göçmen akademisyen var. Bunların da çocuklara destek vermesi gerekiyor. Bu derslerde bu neden yapılmıyor? Bunu hala anlamış değilim. Ama sizin aynı zamanda geçen hafta sizin tabii SPD'nin seçimlerde söz verdiniz ve bunu da yerine getirdiniz. Bunu da söylemekte yarar var. Zülfiye Kaygın'ı entegrasyondan, uyumdan sorumlu nedir şimdi devlet ilk göçmen müsteşarı yaptınız. Basına bir davet yapmıştı geçen hafta. Peki bunun dışında yani bizi ne bekliyor? Hükümet olarak daha neler yapacaksınız? Göçmenler son mesajınız ne olur? Bir cümle daha ilave edeyim. Buyurun. Ben bakan olmasını arzu ederim. Evet. Sosyal demokrat bir hükümet döneminde müsteşar. Türkiye kökenli, yabancı kökenli birisinin bakan olmasını isterdim. Hı. Yani bu malum aşağı Saksonya'da Hristiyan demokrat birisi yaptı bunu. Zülfiye Kaygın, ministerin wird, aber sie ist ja Staatssekretärin geworden. Ja, schon mal was. Das ist ja schon mal was. Und wir haben sehr viele türkische Migranten im Landtag jetzt. Erstmalig. 6 tane diyor milletvekili var. Bu da tabii ki önemliydi. Siz aynı zamanda kendiniz sosyal uyum ve petisyon komisyonundan sorumlusunuz. Petisyon, wollen Sie was zu petisyon kurz was sagen? Ja, ich will sagen, es gibt einen Ausschuss, man kann sich mit allen Fragen, allen Streitfragen, wenn man mit Schwierigkeiten mit Behörden hat, mit dem Ausländeramt, da kann man sich auch an den Landtag wenden, Petitionsausschuss. Und ich bin in dem Ausschuss und ich bearbeite jeden einzelnen Fall. Im Jahr sind das 5000 Fälle, die wir als Abgeordnete bearbeiten und wo wir im Zweifel auch die Ausländerämter zum Beispiel zu uns nach Düsseldorf laden und sagen, jetzt sag mal, was los ist.
Und deswegen hoffe ich, dass ganz viele Migranten auch sagen, diesen Weg finden, nicht nur den Anwalt, sondern auch die kostenlose Hilfe über Parlamentarier. Das ist möglich. Yani parlamentonun bir imkanı var diyor. Ben o komisyonda çalışıyorum, petisyon komisyonu. Şikayetleriniz varsa, ırkçılık, farklı şeyler olursa avukata para vereceğinize bize başvurun. Size yardımcı olabiliriz diyor. Yılda 5000'e yakın başvurular oluyor. Sayın Bernhard von Grünberg, milletvekili Bonn'dan geliyorsunuz ve 1975'ten beri SPD'nin içerisindesiniz. Aynı zamanda Aksiyon Koraj denilen derneğin de başkanısınız ve siz aynı zamanda UNO Flüchtlings organizasyonun da ikinci başkanısınız. Yani birçok göreviniz var. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Vielen Dank. Ve Sayın Yaşar Alan, çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Selahattin Bey, sizin son sözünüz ne olur? Son mesajınız ne olur? Teşekkürler. Bugün çok seviyeli bir tartışma programı olduğu kanaatindeyim. Ben de teşekkür ederim. Sayın Milletvekilimiz Grünberg'in tavrı, tutumu bizim gelecek açısından ümit verdi. Evet. Hocamın zaten çalışmalarını takip ediyorduk. Hocamla bugün bu tartışmanın içerisinde olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duydum. Hıdır Akbaş Bey'in bu sporla ilgili olsun diğer konulara da giren düşünce ve fikirleri ufkumuzu açmış oldu. Ben de kısa birkaç başlık altında birkaç şeyi söylemiş olayım. Bu ülkede doğmuş büyümüş akademisyenler niçin Almanya'yı terk ediyor? Ciddi manada bir terk var. Almanya bunu değerlendirmeli. Kendi yetiştirdiği insanların başka bir ülkeye gidişi Almanya'yı mutlaka bizden fazla rahatsız etmeli diye düşünüyorum. Bu Kur'an-ı Kerim yakma gibi benzeri buna benzer dine karşı tavır, tutum, saldırılar hoş karşılanmayacağını söylüyorum. Bunlar Almanya'nın dışında olan bunlar, evet. Burada da buna benzer tavırlar oluyor. Bunlara sıcak bakılmamalı diye düşünüyorum. Yani bir toplumun eksiklerini tespit etmek başka bir şey. Ederlerse, hatta bizimle bu noktada işbirliği yapılırsa biz de bu noktada yardımcı oluruz. O eksiklerimizi kendimiz anlatırız, söyleriz. Ama o toplumu karalama, o toplumu aşağılama gibi bir anlayışın o toplumun hatta o eksiklerini telafi etmesine fırsat vermemek demektir. Evet. Bunu yapmamalı. Yüksek tahsilli işte başörtülü kızlarımız, hocam da söyledi, Esen Üniversitesi'nden mezun olan bir sürü kızımız var başörtülü. Ama bunların hiçbiri bir yerde bir görev alamıyorlar. Bu almaması ciddi manada bir eksikliktir. Ben hem Müslüman, hem Türk, hem de göçmen olmak bu ülkede belli sıkıntılar getirdiği kanaatindeyim diye düşünüyorum. Ve bir hatıramı anlatayım. İşte 12-13 yaşlarındaydım. Erzincan Çayırlı ilçesindenim. Oranın yerlisiyim. Oranın küçüklüğü başka yerlerin çok büyük gelişmiş olması benim işte orayı başka bir yere tercih etmem veya başka bir yeri benim kazama tercih etmem söz konusu olamaz. İyisiyle, kötüsüyle, eksiğiyle, fazlasıyla o toprak benimdir. Orada doğmuş büyümüşüm. Oradan ondan dolayı Ödür Bey'in söylediği gibi de o toprakların insanı olmaktan dolayı da yani Erzincan Çayırlı'lı olmaktan dolayı ben her zaman iftihar ettim. Şiirlerimde de bunu mümkün mertebe işlemeye çalıştım. Evet. Erzincan Çayırlı'ya bir turist gelmişti 1966'larda. Ve Alman turisti, herkes o Alman turisti görmek için çok özel bir gayret göstermiş oldu. Eğer gelen Alman turist değil de başka bir turist olsaydı bu kadar ilgi gösterilmezdi. Anadolu'da en çok ilgiyle takip edilen topluluğun Avrupa topluluklarının içerisinde Almandır diye düşünüyorum. Ayrıca da şimdi Selahattin Bey bizim Almanlarla dostluğumuz var. Birinci Dünya Savaşı'na baktın ötesine şimdi, oradan buraya gelen bir dostluğumuz var. Şimdi bunu anlatmak için tabii ki süremiz bitti bizim. İsterseniz cümlenizi bitirin ama bitti. Bağlıyorum. Evet, bir dakika sürmeyecek. Almanya'daki Yahudiler eğitim seviyesi de yüksekti ve zengindiler. İşte akılsız olduk, eğitimsiz olduklarından dolayı başlarına bu hadise gelmedi. Demek ki ırkçılık dünyanın her tarafında bir hastalıktır. Bu bizim memlekette de yapıldığı zaman hastalıktır. Bundan bütün toplumların kurtulması gerektiğine inanıyorum. Evet. Ben tekrar böyle bir seviyeli programda bulunmuş olmaktan dolayı
mutlu olduğumu söyleyebilirim ve teşekkür ediyorum. Sayın Selahattin Saygın, ATİP Avrupa Genel Başkanı, Kön'den geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bugün önemli bir konuyu konuştuk. Sarrazin'in kitabını konuştuk, Sarrazin'in düşüncelerini konuştuk. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hem siyaset, hem buradaki sivil kurum temsilcileri, aynı zamanda buradaki toplum da kendisine bir parça bununla çeki düzen verecek denildi. Önemli olan eğitime yatırım yapmak gerekir. Önemli olan ticari alanlarda başarı sağlamak gerekir ve burada sivil kurumların da ortak çalışmasına yarar var dedi konuklarım. Bizleri izlediğiniz için tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle sağlık ve sevgiyle kalın. Bu programı haftaya Salı 9 gece 24'te izleyebilirsiniz.